Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki kökeni. Yazar, Sümerolog Muazzez İlmiyeçi. Sümer dini. Sümer dini çok tanrılı bir dindi. Dünyada, evrende, doğada görülen, hissedilen her nesnenin bir tanrısı vardı. Tanrılar insan görünümünde fakat insanüstü güçleri olan ölümsüz varlıklardı. İnsanlar gibi onların da çocukları ve eşlerinden oluşan aileleri bulunuyordu. Bu aileler kral gibi bir baş tanrı altında toplanmışlardı. Tanrılar da insanlar gibi sever, üzülür, kızar, kıskanır, kavga eder, kötülük yapar, hastalanır, hatta yaralanabilirlerdi. Yer, gök, hava, su tanrıları yaratıcı, diğerleri yönetici ve koruyucu tanrılardı. Her şehrin bir koruyucu tanrısı vardı. O tanrı şehrin iyi yaşam sürmesinden sorumluydu. Onun gücü şehrinin iyi veya fena olduğuna göre değişirdi. Bunlara aynı zamanda diğer şehirlerde de tapılırdı. Bu şehir tanrıları evrenin yönetimini aralarında bölüşmüşlerdi. Tanrılara ait listelerde 1500 kadar tanrı adı bulunması Sümerlilerin ne kadar çok tanrı yarattığını göstermektedir. Tanrıları insan şeklinde algılamaları, onları şehirlerin dışında evren ve doğa tanrısı olarak geliştirmeleri ve uyumlu bir sistem içine almaları Sümerlilerin önemli ruhsal başarıları olarak kabul edilmektedir. Tanrılar yalnız evrende değil, insanların yaşamına da girerler. Örneğin yorulmak bilmeden gezen güneş tanrısı Utu her şeyi görür, adaleti korur, insanlara yardım eder. Ciğer falı bakanların piridir. Bilgelik ve su tanrısı Enki, insanların ve sihirbazların koruyucusudur. Venüs yıldızını simgeleyen tanrıça İnanna, aşıkların ve savaşçıların koruyucusudur. Sümer'de tanrılar istediklerini yapar. Onlar insanlara ne istediklerini bildirmez. Ancak insanlar onlara kendilerinden istediklerini sorarak öğrenebilir. Bu da kurban edilen hayvanların karaciğerlerindeki işaretlere göre anlaşılır. Bu işaretlerin ne olduğu, neyi anlattığı bu hususta yazılmış kataloglarda bulunur. Rahipler bu işaretlere göre onları yorumlar. Ayrıca rüya ile de Tanrı istediğini bildirir. Tanrı'nın yapılacak bir işi uygun görüp görmediğini anlamak isteyen mabede gider. Kurban keser, dua eder ve uykuya yatar. Gördüğü rüyanın olumlu veya olumsuz olduğunu da ancak rahip yorumlar. Sümerliler bu tanrılar dünyası üzerinde pek çok efsane geliştirmişler. Şiirler yazmış, ilahiler bestelemiş, törenler düzenlemiş ve bütün bunları yazıya geçirerek zamanımıza kadar ulaşmasını sağlamışlardır. Onların kurdukları çok tanrılı din yavaş yavaş tek tanrıya dönüşerek bugünkü dinlerin temelini oluşturmuştur. Fakat bu arada diğer tanrılar da tamamıyla yok olmayarak bu dinlerde melekler, şeytanlar, cinler olarak varlıklarını korumaktadır. Dinlerin karşılaştırılması. Yahudi, Hristiyan ve Müslüman dinleri ile Sümer dini arasındaki ortak noktalar şunlardır. Tanrının yaratıcı ve yok edici gücü, tanrı korkusu, tanrı yargılaması, kurbanlar, törenler, ilahiler, dualar ve tütsülerle tanrıyı memnun etmek, iyi ahlaklı, dürüst ve hak tanır olmak, büyüklere ve küçüklere saygı göstermek, sosyal adalet, temizlik ki temizlik Sümerlerde çok önemliydi. Tapınağa gidenlerin, dua edenlerin, kurban kestirenlerin vücutça temiz olmaları gerekirdi. Düşmanların yıktıkları şehirler için onların yazdığı ağıtta artık Sümerli halk tören için yıkanamıyor. Kirliliği beğenmek onları kaderi oldu. Görünüşleri değişti denmektedir. Yeni yapılan binalar içine girmeden önce dinsel bir temizlikten geçirilirdi. Temizlik atasözlerinde bile yıkanmamış elle yemek yeme olarak girmiş. Sümer tanrıları insanlara ne istediklerini bildirmez. Fakat hoşlarına gitmeyecek bir işi yapan insanları cezalandırırlar. Buna karşılık diğer dinlerde Tanrı bazı kimselere ne istediğini bildirir. İnsanlar da ona göre hareket ederler. Tanrı bildirilerini alan kimselere Farsça'da peygamber, Arapça'da Resul denir. İlginç olan peygamberlik olayı Yahudilerden Asurlara geçmiş. Çivi yazılı metinlere göre bu düşünce Asur ve Filistin'de politik ve ekonomik krizlerle başlamış. Asur'da Tanrı'dan bir peygamber yoluyla alınan haberler tabletlere yazılmış. Onlara göre Tanrı ile iletişime giren insanlar
çeşitli şekilde trans haline giriyorlar. Bu kimseler aslında aşağı tabaka sayılıyor ve toplumun büyücüleri olarak kabul ediliyor. Konuşan tanrıça ise peygamber de kadın oluyor. Özellikle de aşk tanrıçası Iştar'dan haber getirenler. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, haber getirenler, bunlar ya tanrılardan üçüncü şahıs olarak buyruğunu alır veya birinci şahıs olarak kendisini konuşan tanrı ile bir yapar. Kur'an'da da aynı ifadeyi buluyoruz. Allah bazen üçüncü şahıs olur, bazen doğrudan konuşur. Sümerlilere göre tanrılar, şehirleri ve bütün kültür varlıklarını meydana getirmiş ve insanlara vermiştir. Aynı düşünceyi Kur'an'da da buluyoruz. Araf suresi ayet 26. Ey Ademoğulları! Size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Takva elbisesi daha hayırlıdır. Nahl suresi 81. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda sizin için barınaklar yarattı. Ve sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, savaşta koruyacak zırhlar yarattı. Yasin suresi 42. Gemilerin benzerlerinde binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Bu üç ayette Allah hem birinci şahıs olarak konuşuyor hem de ondan üçüncü şahıs olarak söz ediliyor. Yasin suresi ayet 82. Onun işi bir şeyi yaratmak istediği vakit ol demektir. O şey hemen olur. Sümer'de de tanrılar ol der ve her şey oluverir. Her üç dinde de tanrıların var edici güçleri yanında yok edici güçleri de var. Sümer'de de tanrı Enlil, tanrılar meclisinde Ur şehrinin yıkılmasına karar vermiştir. Şehrin tanrısı buna ne kadar üzülse elinden bir şey gelmez. Gelen ordular tanrının dünyadaki araçlarıdır. Aynı deyimi Kur'an'da da buluyoruz. Enfal suresi ayet 17. Savaşta siz onları öldürmediniz, Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Sümer'de Tanrı kızmaya görsün, kendi ülkesi bile olsa yakıp yıktırır. Sümer tanrılarının babası Tanrı Enlil, Akat krallarının yaptıklarına kızarak gözlerini dağlara çeviriyor. Ve oradan barbar, vahşi gutileri, çekirge sürüleri gibi getirterek hemen hemen bütün Sümer'i kırıp geçiriyor. Tevrat'ta da birçok kez Tanrı'nın insanlara kızarak onlara yok edici felaketler verdiği, seçtiği komşu milletleri İsrail'in üzerine saldırdığı belirtilmektedir. Aynı olayı Kur'an'da da görüyoruz. Birçok sure içindeki ayetlerde Allah'ın çeşitli milletleri nasıl yok ettiği yazılıyor. Bunlardan bazıları şunlar. Hac suresi ayet 44. Ey Muhammed! Seni yalancı sayıyorlarsa bil ki onlardan önce Nuh milleti, Ad milleti, Semud, İbrahim milleti, Lut milleti ve Medyen halkı da peygamberlerini yalancı saymış, Musa da yalanlamıştı. Ama ben kafirlere önce mehil verdim, sonra onları yakalayıverdim. Beni tanımamak nasılmış görsünler. Furkan suresi ayet 38. Ad, Semud ile Resleri ve bunların arasında birçok milleti de yerle bir ettik. Ankebut suresi ayet 38. Ad ve Semud milletlerini de yok ettik. Fussilet suresi ayet 13. İşte sizi Ad ve Semud'un başına gelen kasırgaya benzer bir kasırga ile uyardım. Ayet 16. Rezillik azabını onlara dünyada tattırmak için üzerlerine dondurucu rüzgar gönderdik. Muhammed suresi ayet 13. Biz halkı seni yurdundan çıkaran nice şehirleri yok ettik. Fakat onlara bir yardım eden çıkmadı. Ahkaf suresi 27. Andolsun biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik. İsra suresi ayet 15-16. Bir ülkeyi yok etmek istediğimizde o beldenin şımarmış olanlarına önce emrimizi ulaştırırız. Yine kötülük ederlerse biz de orayı yerle bir ederiz. Sümer'de kralların nasıl sarayları varsa tanrıların da öyle evleri olmalıydı. Bunun için Tanrı Evi adı altında görkemli tapınaklar, yanlarında tanrılarla insanları yaklaştırdığı düşünülen basamaklı kuleler yapılmıştı. Daha sonra bu tanrı evleri sinagoglara, kiliselere, camilere dönüştü. Camilerin ve minarelerin üstündeki yarım ay, Sümer ay tanrısının sembolüdür. Sümer'de ay tanrısına ait tapınaklarda, tapınağın üzerinde aynı sembolü görüyoruz. Sümer kralları, tanrıların yeryüzündeki vekili sayılıyordu. Bu inanç Hristiyanlıkta papaya, Müslümanlıkta halifeye geçerek sürmüştür. Sümer kanunu, Babil kralı Hammurabi'nin yaptığı kanuna temel olmuş, ondan Musa'nın Yahudi kanunu,
Ondan da İslam kanunu etkilenmiştir. Hammurabi'nin güneş tanrısından kanunu alışı, Musa'nın tanrıdan kanunu alışına örnek olmuştur. İlginç olan, İslam'da hukukun ancak Arapların Irak topraklarını ele geçirdikten sonra kurallaşmasıdır. Sümer, Babil, hukuksal geleneklerinden çıkan sözler, İbrani kanunu Talmud'da bulunuyor. Ortodoks Yahudilerdeki boşanma terimi Sümerce bir kelime. Sinagogda Tevrat okunurken dinleyenler şallarının saçakları ile onu izlerler. Bu, Sümer'de hukuksal bir belgenin onaylandığını göstermek için tablete elbise kenarıyla basılmasını yansıtmaktadır. Musa'nın kanununda bulunan anaya, babaya saygı, kimseyi öldürmeyeceksin, zina yapmayacaksın, çalmayacaksın, yalan tanıklık etmeyeceksin, komşunun karısına ve malına göz dikmeyeceksin gibi kurallar Sümer kanununda da aynı. Yalnız Sümer kanunu daha insancıl. Göze göz, dişe diş cezalandırma yok. Ne yazık ki Sümer kanunlarının yazılı olduğu tabletler çok kırıktı ve toprak altından çıkarılamayanlar da var. Bu yüzden tam karşılaştırma yapılamıyor. Buna karşın daha sonra Samiler tarafından yapılan kanunların Sümer kanunlarına dayandığı kuşku götürmez. Buna açık bir örnek olarak İbrahim peygamberin karısı ile cariyesi arasındaki olayı gösterebiliriz. Sümer kanunlarına göre kısır bir kadının kocasına verdiği cariyesi çocuk doğurunca hanımına karşı büyüklük taslayamaz. Öyle yapmaya kalkarsa cezalandırılır. Tevrat ve Kur'an'da yazıldığına göre İbrahim peygamberin kısır olan karısı Sara, cariyesi Hacer'i çocuk yapmak üzere kocasına veriyor. Cariye çocuk doğurup kendini üstün görmeye başlayınca oğlu İsmail ile çöle götürülüp atılıyor kocası tarafından. Tevrat'a göre büyük erkek çocuğa mirastan özel bir pay verilir. Çocuklar isterse babanın sağlığında bu payı alabilirler. Örneğin Yakup, büyük kardeşi Esav'a isteği üzerine payını veriyor. Aynı kural Sümer'de de var. Sümerce yazılmış Lipit İşdar Kanunu'nda bu madde tablet kırık olsa da anlaşılacak düzeyde geçiyor. Aynı şekilde Hammurabi kanunlarında da bunun tümünü buluyoruz. Örneğin Hammurabi kanunlarında 165. madde şöyledir. Eğer bir adam büyük oğluna tarla, bahçe ve ev hediye eder, ona bir belge yazarsa, baba öldüğünde o payını ayrıca alır ve baba malının diğer kısmını kardeşleriyle eşit bölüşür. Araplarda zina yapan kadınların taşlanması Tevrat'ta olmasına karşın Kur'an'da yok. Kur'an'da zinanın cezası ile ilgili 4 ayet bulunuyor. Bunlar Nisa suresi 15-16, kadınlarınızdan zina yapanlara karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye kadar yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evinizde tutun. İçinizden zina yapan her iki tarafa ceza verin. Eğer tövbe edip uslanırsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul eden ve çok esirgeyendir. Nur suresi ayet 2. Zina eden kadın ve erkekten her birine 100 sopa vurun. Müminlerden bir grup da onlara şahit olsun. Nur suresi ayet 3. Zina eden erkek ancak zina eden veya putperest olan bir kadınla, zina eden kadın da zina eden veya putperest olan bir erkekle evlenebilir. Taşlanma cezası Sümerlerin ilk çağlarında varmış. Milattan önce 2200'lerde Lagaş kralı Urukagina tarafından yapılmış sosyal reform metninde geçmiş zamanlarda olduğu gibi iki koca almaya kalkan kadınlar ve hırsızların yazılı taşlarla taşlanacakları bildirilmektedir. Daha sonra yazılan kanunlarda bu taşlanma konusu yazmıyor. Sümer kanunlarında zina ile ilgili maddeler kırıklıkları dolayısıyla tabletlerin eksikliği dolayısıyla olsa gerek yok. Buna karşın Hammurabi kanununda bulunuyor. Hammurabi kanunu 129. Eğer bir adamın karısı bir başka erkekle yatarken yakalanırsa onları bağlayıp suya atacaklar. Eğer kadının kocası yaşatırsa kral da yaşatacak. 130. Eğer bir adam başka bir adamın babasının evinde oturan karısını zor kullanıp koynunda yatırırken yakalanırsa o adam öldürülecek. Kadın özgür. Sümerlerde bekaret konusu önemli görünüyor. Sümer kanunlarının yazılı olduğu tabletler kırık ve okunamayan yerleri çok.
Okunabilen iki madde ise bunu kanıtlıyor. Bunlardan birinde bir kölenin zorla bekaretini bozan 5 şekel gümüş vermek zorunda. Diğerinde ise dul olarak evlenen bir kadın kocasından boşandığında kız olarak evlenen kadının alacağı tazminatın yarısını alabiliyor. Tevrat'ta ise kural daha katı. Bir kız evlendiğinde bakire olmadığı kanıtlanırsa taşla öldürülüyor. Buna karşın Kur'an'da bekaret konusu ele alınmamış. Sümerler'de tecavüz de fena sayılmış. Hür bir adamın kızı yolda tecavüze uğrarsa, anne babası onun sokakta olduğunu bilmemişlerse, kız onlara tecavüze uğradım derse, anne baba onu zorla erkeğe karı olarak verecekler. Tecavüz Sümer efsanesine bile konu olmuş. Tanrı Elni, tanrıların başı olduğu halde evlenmeden önce karısını kandırarak zorla tecavüz ettiği için Tanrılar Meclisi'nden yeraltı dünyasına sürülmüş. Aynı olay Tevrat'ta şöyle. Eğer bir adam kız olan nişanlanmamış bir genç kadınla yatarsa ve onları bulurlarsa adam genç kadının babasına 50 şekel gümüş verecek ve kadın onun karısı olacak. Eğer adam nişanlı bir kızla şehirde yatarsa her ikisi de taşlanarak öldürülüyor. Kur'an'da bu konu yok. Sümer'de sosyal adaleti koruyan tanrıça senede bir kere insanları iyi veya fena hareketlerinden dolayı yargılar. Kötüleri cezalandırır. Bu inanış İslam'a Şaban ayının 15'inde Berat Kandili olarak girmiştir. Saf suda kız yıkandı. Ninnil, Nunbirdu kanalının kenarında yürüdü. Enlil gördü onu. Gel yatalım dedi. Kız istemedi. Benim döl yolum çok ufak. Birleşmeyi bilmez. Dudaklarım çok küçük. Öpmeyi bilemez. Bunun üzerine Enlil, vezirine bir tekne getirtir. Kızla teknede gezerken ona tecavüz eder. Bu olaya kızan Tanrılar Meclisi Enlil'i yakalayarak şöyle derler. Enlil, ahlaksızın biri. Defol şehirden. Böylece Enlil, yeraltı dünyasına gönderilir. Ninlil de arkasından gider. O arada Ay Tanrısına gebe kalır. Ancak birçok olaydan sonra yeryüzüne çıkarlar. Sosyal adaletin tanrıçası Nanşe'nin nasıl bir tanrıç olduğunu ve insanlarda beğenmediği hareketler nelerdir aşağıdaki dizeler anlatıyor. Öksüzleri bilen, dulları bilen, insanın insana yaptığı zulmü bilen, öksüzlerin annesidir o. Nanşe dulları koruyandır. Fakirlere hak tanır olan, sığınanlara kucak açan, güçsüzlere barınak bulan kraliçedir o. Beğenmedikleri, kanunsuz yolda gezen, geçerli olan gelenekleri aşan, anlaşmaları bozan, fena yerlere beğenerek bakan, büyük ağırlık ölçüsü yerine küçüğünü koyan, uzun ölçü yerine kısasını kullanan, kendine ait olmayanı yiyip de yedim demeyen, içip de içtim demeyen, bu insanlar fena kimseler Tanrı canan şey için. Sümer ilahlarının esas adlarından başka, niteliklerine göre diğer adları da vardı. Babililer bu adlardan 50'sini yeni yarattıkları Tanrı Mardu'a vererek tek Tanrı düşüncesine doğru bir adım atmışlardı. İslam dininde Allah'a verilen 99 ad, aynı geleneğin bir devamıdır. Sümerlilere göre ölüler, Kur adlı karanlık, dönüşü olmayan bir yeraltı dünyasına gidiyorlar. Tevrat'ta bu Şeol, Yunanlarda Hades, İncil'de Cehennem, İslam'da da Cehennem olarak devam etmektedir. Sümerlere göre burada tekrar dirilme yok. Fakat yeraltı dünyası onların tanrıları, rahipleri, ölenlerin gölgeleriyle oldukça hareketli bir yer. Buradan bazı özel durumlarda gölgeler yeryüzüne çıkabiliyor. Gılgamış'ın çağrısı üzerine arkadaşı Enkidu'nun gölgesi çıkarak onunla konuşuyor. Örneğin Tevrat'ta Kral Saul'un isteği üzerine Samuel'in gölgesi yer altından çıkıyor. Sümer'de yer altındaki ölülerin ruhları için yiyecek ve kurbanlar sunulmazsa onlar yeryüzüne çıkarak insanlara rahatsızlık veriyorlar. Ölenlerin arkasından çok fazla ağlayıp sızlanmak onları sıkıyor. İslamiyet'te de ölüler için yapılan dualar, kurbanlar bu inanışın bir devamı. Bizde de çok ağlayıp ölünün ruhunu rahatsız etmeyin sözü vardır. Yahudilere Babil tutsaklarından sonra Perslerin etkisiyle Zerdüşt dininden ölülerin tekrar dirileceği cennet, cehennem ve Sırat köprüsü girmiştir. Sümerliler kendilerinin tanrılar tarafından seçilmiş üstün bir halk olduğunu yazmışlar. Tevrat ve Kur'an'da da Allah İsrailoğullarını üstün bir kavim yapmıştı diye ayetler vardır.
Sümerliler kadınları bir tarlaya benzetmişler. Aynı deyim hem Tevrat hem Kur'an'da da var. Kur'an'da kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza nasıl dilersiniz öyle girin yazılı. Sümerliler dünyadaki bütün olayların ve tanrıların isteklerinin gökte yıldızlarla yazılı olduğuna inanırlar. İslam'da aynı anlayış levh-i mahfuz olarak görülüyor. Gökte ve yerde göze görülmeyen hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bulunmasın. Bürut suresi ayet 17'de ise şöyle. Orduların haberi geldi mi sana? Onlar Firavun ve Semut ordularıydı. Nasıl helak oldular? Bilakis inkarcılar bir başka çeşit yalanlamanın içine düştüler. Allah onları arkasından kuşatmıştı. Hakikatte onların yalanladıkları, levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur'an'dır. Bu ayete göre Kur'an bile gökte yazılı bulunuyor. Sümer'den kaynaklanan bir inanç. Sümerler'de 7 sayısı çok önemlidir. 7 gün geçmek, 7 dağ aşmak, 7 ışık, 7 ağaç, 7 kapı gibi. Aynı şekilde Tevrat ve Kur'an'da da 7 sayısı bolca bulunmaktadır. İslam'a göre cennetin 7 kapısı vardır. Sümer yeraltı dünyasının da 7 kapısı bulunuyor. Yahudi dinsel törenleri Babil'den alınmıştır. Onların da bu törenlerde söyledikleri şarkılar, Mezopotamya'da yeni yıl bayramlarında söylenen şarkılara benzemektedir. Cinlerin yok edilmesi duaları da Babil kökenlidir. Sümerliler tanrılarını sevindirmek, onlardan bir istekte bulunmak, hastalıklardan kurtulmak veya yaptıkları adaklara karşılık olması için kurban kestirirlerdi. Bu kurbanlar sakatsız ve hastalıksız olmalı ve kurban sahibi vücutça temizlenmeliydi. Kurbanlar rahipler tarafından özel dualarla kesilirdi. Kurbanın sağ kalçası ve iç organları Tanrı'ya takdim edilir, gerisi etrafa dağıtılırdı. İslam'da da kurbanlar aynı koşullarda kesiliyor. Yalnız hocanın kesmesi zorunlu değil. Kurbanın sağ kalçası ile iç organları Tanrı yerine kurban sahibine bırakılır. Gerisi dağıtılır. Sümer'de krallar öldüğü zaman askerleri ve etrafındakilerle birlikte gömülürdü. Fakat metinlerde her türlü kurban yazılmasına karşı insan kurbanı yok. Askerler ve kralın etrafındakiler ecellerini tamamlayıp öldüğünde Sümer kralının yanına gömülürdü. Buna mukabil İsrail'de, eski Yunan'da insan kurbanı yapılmış. Araplarda da bunun olduğunu, hatta Muhammed'in büyük babasının eğer 10 oğlum olursa birini Tanrı'ya kurban edeceğim dediği kaynaklarda yazılıdır. Mezopotamya'dan gelen İbrahim peygamber bu ilkel adeti kaldırtmış. Sümerlilerdeki tabletlere göre 6 gün çalışma, 7. gün dinlenme var. Bu Yahudilere Şabat olarak geçmiş. 10 emirde Şabat'ı düşün, onu kutsal gün olarak gör deniyor. 6 gün çalışıp 7. günü Tanrı'ya adanmış bir dinlenme günü oluyor. Yahudilere ve Kur'an'a göre Tanrı 6 günde dünyayı yaratıp 7. gün dinlenmiş. Bugünün cumartesi olması da Babillilerden geçmiş. Babilliler bu 7. güne Şapatu derlerdi ve bir kutlama yaparlardı. Bu, üzgünlüğü ve nefis terbiyesini ifade eden ve Satürn gezegenine adanmış bir gündü. Zaten Saturday kelimesi de Satürn gezegeninin isminden gelir. Saturday, yani Satürn günü. Satürn kötü güçlerin temsilcisiydi. Yahudiler bu günün anlamını değiştirerek onu neşeli bir hale koymuşlardır. Onlar cumartesi günü Tanrı'ya dua ederek, kitaplar okuyarak çeşitli eğlencelerle geçirirler ve en ufak bir işe el sürmezler. İslamiyet'te bugün cumaya dönüştürülerek biraz daha hafifletilmiştir. Sümer yazılarına ve ilahiyatçılarına göre her insanın ve ailenin bir şahsi tanrısı veya tanrısal baba yerine geçen iyi bir meleği vardı. Bu bir fal, bir rüya veya görünen tanrı ile bir anlaşma yapılarak belirlenirdi. Bunun görevi baş tanrılardan ait olduğu kimse için sağlıklı ve uzun ömür dilemek ve onun isteklerini tanrılar meclisine iletmek. Tevrat'ta İbrahim'in Nahor'un Allah'ı, babaların Allah'ı aramızda hükmetsin deniyor. Bu da Sümerlilerin şahsi tanrısının bir yansıması. İbrahim'in Allah'ı İbrahim ile onu tanıyacağına, kendine Allah yapacağına dair bir ahit yapıyor. Onu da sünnet yapılmak suretiyle pekiştiriyor. Kur'an'da Kehf suresinde hiç kimse yoktur ki onun üzerinde bir koruyucusu ve denetleyicisi bulunmasın denmektedir ki bu da Sümerlilerdeki bireylerin özel tanrılarını yansıtıyor. Sümer tanrılarının gökte toplandıkları Duku adında bir yerleri var.
İslam inanışına göre de Allah 7 kat göğün üzerinde arşta oturuyor. Kur'an'a göre Allah bir insana ancak vahiy yoluyla perde arkasından veya bir elçi gönderip dilediğini ona bildirir. Tevrat'ta Tanrı ile şahıslar, peygamber dışında Musa'nın kardeşi, kölesi İbrahim'in karısı gibi karşılıklı konuşuyorlar. Veya insan şekline girmiş melekler Tanrı'dan haber getiriyor veya Tanrı istediğini rüyada bildiriyor. Sümerler'de Tanrı sadece bir kez duvar arkasından konuşuyor. Bilgelik Tanrısı Enki, tufanın olacağını Nuh'un Sümer'deki karşılığı olan Ziusudra'ya duvar arkasından söylemiş. Tanrılar insanlara yapacakları işleri rüyalarında bildiriyor. Bunlardan başka fal ve kehanet yoluyla insanlar tanrıların isteğini öğreniyorlar. Tevrat'taki ilahiler, atasözleri ve deyimlerin Sümerlilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Sümer atasözleri, tufan kahramanı Ziusudra'ya babası Şurupbak tarafından, Tevrat'ta Süleyman'a babası Davut tarafından söyleniyor. Kur'an'da ise Lokman tarafından adı verilmeyen oğluna öğüt veriliyor. Lokman'ın kimliği hakkında çok çalışılmış, bazıları onun peygamber olduğunu, bazıları da çok dindar olduğundan Tanrı tarafından uzun ömür verildiğini, yaşamı boyunca bilgisinin arttığını söylüyor. O 560 yıl yaşamış ve bir adı da ölümsüz anlamına gelen Lubat'mış. Arami edebiyatında Ahikar, Bizans'ta Pilonides olarak ortaya çıkıyor. Bunların hepsi Sümer'deki Ziusudra'ya dayanmaktadır. Sümer'de rüyalar Tanrı bildirisi olarak yorumlanıyor. Bu rüyalardan bazılarının etkisi Tevrat ve Kur'an'da görülmektedir. Bunlardan en ilginci Yakup'un oğlu Yusuf'un rüyasıdır. Yusuf, rüyamda tarlanın ortasında demetler bağlıyorduk. Benim demetim kalktı, dikildi. Sizin demetiniz onun etrafını kuşatıp benim demetime eğildiler deyince kardeşleri bu bizim üzerimize kral mı olacak dediler. Yusuf'un ikinci rüyasında güneş, ay ve 11 yıldızın kendisine eğildiklerini söylemesi üzerine kardeşleri onu öldürmeye karar veriyorlar. Aynı şekilde Sümer kralı Urzuban'ın yanında çalışan Sargon gördüğü rüyayı krala söyleyince kral benim yerime kral olacak herhalde korkusuyla Sargon'u öldürmek istiyor. Sümer mabet ve saraylarının yapılışında izlenen yol, bunlar hakkında yazılan ilahilerle belirtilmiş. Yapıya başlamak için önce tanrıların önermesi gerek. Bu da genellikle rüyada bildiriliyor. Bundan sonra yapı malzemesi ve sanatkarlar toplanıyor. Yapıya başlamadan ve bittikten sonra temizlik törenleri yapılıyor. Bu yapıların görkemleri övülüyor. Adanma hikayesi anlatıyor. Bazı ilahilerde yapıyı yaptıran Tanrı tarafından kutsanmak suretiyle ödüllendiriliyor. Tevrat'ta da benzer şeyler var. Sümer Tanrı evleri hangi Tanrı için yapılmışsa o Tanrı'nın ve ailesinin heykelleri içine konurdu. Kiliselerdeki İsa ve Meryem'in heykel ve resimleri bu adetin bir uzantısıdır. Sümerlerde rahibeler tapınaklara Tanrı'nın gelini olarak çeyizleriyle girerlerdi. Bu Hristiyanlıkta devam etmektedir. Törenlerde Meryem'in heykelinin taşınması, Sümer törenlerinde Tanrı heykellerinin gezdirilmesini yansıtıyor. Hristiyanlıkta olduğu gibi Sümer'de de günah çıkaran rahipler vardı. Bunlar kırmızı elbise giyerlerdi. Başörtme. Sümer tapınaklarında rahibeler genel kadın görevi yapıyorlardı. Bunlar Tanrı namına seks yaptıklarından kutsal sayılmış ve diğer kadınlardan ayrılmaları için başları örtülmüştür. Daha sonraları İsa'dan önce 1500 yıllarında bir Asur kralı yaptığı bir kanunun 40. maddesiyle evli ve dul kadınları da başlarını örtmeye mecbur etmiştir. Fakat kızların örtülmesi yasak. Örtünürlerse ceza var. Böylece meşru seks yapan evli ve dul kadınları da mabet fahişeleri düzeyinde saymışlardır. Bu gelenek Yahudilere geçmiş, dindar Yahudi kadınları evlenince saçlarını tıraş ettirip bir peruk veya başörtüsüyle başlarını örtmüşler. Hristiyanlıkta rahibeler aynı şekilde başlarını örtüyor. İlginç olanı Tevrat'ın son yazıldığı zamana kadar Yahudiler arasında Tanrı namına fuhuş yapan kadın ve erkekler varmış. Tevrat'ta
İsrailoğullarından ve kızlarından kendilerini fuhuşa vakfetmiş kimseler olmayacaktır. Kadınlar, fuhşun ücretini herhangi bir adak için Allah'ın mabedine getirmeyeceksin. Çünkü bunların ikisi de Allah'a mekruhtur şeklinde yazılıyor. Ve Yahudi fahişeleri yüzlerine peçe koyuyorlarmış. Bir dönem bu gelenek Araplarda da vardı. İslam'da örtünme, erkekten kaçma şekline geçmiş. Buna karşın erkeksiz bir yerde Kur'an okunurken veya dua ederken kadınların başını örtmesi Sümer geleneğinin bir devamıdır. Kur'an'da örtünme ile ilgili ayetler. Araf suresi 26. Ey Ademoğulları! Size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Takva elbisesi daha hayırlıdır. Ey Ademoğulları! Her mescide gidişinizde ziynetli elbiseler giyin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Nur suresi ayet 31. Mümin kadınlara söyle, gözlerini korusunlar, namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere ziynetlerini teşhir etmesinler. Örtülerini yakalarının üstüne örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, ellerinin altında bulunan erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış hizmetçiler yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına ziynetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Bu ayetteki ziynet kelimesi genellikle takı manasında kabul edilmiştir. Zaten ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar cümlesinden de takı oldukları gayet belli oluyor. Nur suresi ayet 60. Bir nikah ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir vebal yoktur. Yine de iffetli olmaları kendileri için daha hayırlıdır. Burada ziynetin kadının vücudu, göğüsleri olduğu daha belirgin. İslamiyet'ten sonra cariyeler, köleler, yarı çıplak gezerlermiş. Ahzab suresi 59. Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına bir ihtiyaç için dışarı çıktıklarında örtülerini üzerlerine almalarını söyle. Onlar için en elverişli olan budur. Bu ayete göre kadınlar örtününce ne okullara gidebilecek ne de çalışabilecekler. Kur'an'da bazı hocaların uydurduğu gibi başlarını örtmeyen kadınların cehennemde saçlarından asılacakları şeklinde bir ayet olmadığı gibi örtünenlerin de cennete gideceği yazılmıyor. Bazı Sümer rahibelerinin evlenseler bile çocukları olmamalıydı. Kazara böyle doğan çocuklar öldürülürdü. Çünkü bu kadınlar Allah'ın karısı olduğundan doğan çocuklar da Tanrı'nın çocuğu sayılıyordu. Sümerler bir ölümlüden Tanrı'nın çocuğunu istemiyorlardı. Bu ve Kur'an'daki bir ayet, İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olarak kabul edildiğine bir açıklık getiriyor. Ali İmran suresi 35-37. İmran'ın karısı şöyle demişti. Rabbim, karnımdakini azatlı bir kul olarak sana adadım. Adağımı kabul buyur. Rabbim, onu kız doğurdum. Ona Meryem adını verdim. Kovulmuş şeytana karşı onu ve soyunu sana ısmarlıyorum, dedi. Rabbi onu hüsnü kabul gösterdi ve güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun yanına, mabede her gelişinde orada bir rızık bulur, bu sana nereden geliyor, derdi. O da Allah tarafından, derdi. Bu ayetten anlaşıldığına göre, Meryem mabede adanmış ve yetişmiş bir kızdı. Herhangi bir şekilde bazı kitaplara göre de nişanlısı Yusuf'tan hamile kalmıştı. Onu gidip ücra bir yerde doğurması, Tanrı'nın çocuğu diye öldürülmesinden korktuğu için olmalı. İsa büyürken bile çevresi ve ailesi tarafından Tanrı'nın oğlu olduğu kendisine aşılanmış bulunduğu için ben Tanrı'nın oğluyum diyerek ortaya çıkması geç de olsa ölümüne neden olmuş olmalı. Mezopotamya'da eski çağlardan başlayarak Yeni Babil devrine kadar adak olarak veya kıtlıktan korumak üzere çocuklar mabede verilirdi. Meryem hikayesinde bu geleneği sürdüğü anlaşılıyor. Kur'an'a göre Allah Hazreti İsa'ya İncil'i öğretmişti. Fakat İncil'i okuyanlar bilir ki o İsa'nın yazdığı bir eser değil, İsa'nın çevresindeki insanların anılarından oluşmaktadır. İsa yaşadığı sürede ne bir şey yazmış ne de bir şey yazdırtmış.
İncil çok sonra çeşitli kimseler tarafından yazılmış. İncillerin yazılma tarihleri ve yazanlar hakkında bir sürü varsayım biliniyor. Tek Dil ve Babil Kulesi. Gelelim Sümer efsanelerinden bu dinlere geçen konulara. Çok eski günlerde gerek Sümer ülkesi, gerek komşuları bolluk ve huzur içinde yaşıyorlarmış. Hepsi de hava tanrısı Enlil'e tek dilde dua ediyormuş. Bilgelik tanrısı Enki, Enlil'in üstünlüğünü kıskanarak insanlar arasında bozuşmayı, savaşı çıkararak bu güzel çağa son veriyor ve çeşitli diller koyarak insanların birbiriyle anlaşmalarını önlüyor. Aynı konu Tevrat'ta şöyle: "Ve bütün dünyanın sözü bir, dili birdi. Şark'tan göçtükleri zaman Sinar diyarında bir ova buldular. Orada oturdular. Birbirlerine, gelin kerpiç yapalım. Onları iyice pişirelim. Onların taş yerine kerpiçleri, harç yerine ziftleri vardı. Yeryüzünde dağılmayalım diye kendimize bir şehir, başı göklere erişecek bir kule yapalım," dediler. Ve Ademoğullarının yapmakta olduğu şehri ve kuleyi görmek için Rab indi. Onlar bir kabil, hepsinin tek dili var. Gelin inelim, birbirlerinin dilini anlamasınlar diye onların dilini karıştıralım. Rab onları oradan dağıttı ve şehri bina etmeyi bıraktılar. Bundan dolayı onun adına Babil dendi. Buradaki Babil Kulesi'nin Mezopotamya'nın ziguratları olduğuna kuşku yok. İbraniler onları yıkılmış halde gördüler. Bu yıkılmış ve harap olmuş kule kalıntılarının insanların korumasızlığını, güce karşı duyulan isteğin insanlara verdiği üzüntüleri sembolize ettiğini söylüyor. Yaratılış. Sümer efsanesine göre evrende ilk olarak Tanrıça Nammu adında büyük, uçsuz bucaksız bir su vardı. Tanrıça o sudan büyük bir dağ çıkarıyor. Oğlu hava tanrısı Enlil onu ikiye ayırıyor. Üstü gök oluyor. Gök tanrısı onu alıyor. Yer olan altı da yer tanrıçası ile hava tanrısının oluyor. Bilgelik tanrısı ile hava tanrısı yeri bitkiler, ağaçlar, sularla donatıyor. Hayvanlar yaratılıyor ve hepsini idare edecek tanrılar meydana getiriyor. Tevrat'ta şu şekilde: "Suların yüzü üzerinde Allah'ın ruhu hareket ediyordu. Allah, suların ortasında kubbe olsun, suları ayırsın," dedi. Ve Allah kubbeyi yaptı. Altta olan suyu üstte olan sudan ayırdı. Ve Allah kubbeye gök ve altındaki kuru toprağa yer dedi. Bundan sonra yerin bitkiler ve hayvanlarla donatımı geliyor. Kur'an'da Enbiya suresi ayet 30. Gökler ve yer yapışık iken onları ayırdığımızı, bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? Burada Sümer ve Tevrat hikayesi birbirine çok yakın. Kur'an'da ise fazla yüzeysel. Fakat ana fikir gök ve yerin başlangıçta bitişik olması. Bunların sudan çıkması aynı. İnsanın yaratılışı. Sümer'de tanrılar, özellikle dişi tanrılar, çoğalmaya başlayınca işlerinin çokluğundan, yiyeceklerini hazırlamanın zorluğundan yakınıyorlar. Ve bütün tanrıları var eden deniz tanrıçası Nammu'ya bir çare bulması için yalvarıyorlar. O da bilgelik tanrısına bilgeliğini ve marifetini göstermesini söylüyor. Bilgelik tanrısı yumuşak kilden şekiller yapıyor ve tanrıçaya sesleniyor. "Ey annem, adını vereceğin yaratık oldu. Onun üzerine tanrıların görüntüsünü koy. Dipsiz suyun çamurunu karıştır. Kol ve bacakları meydana getir. Ey annem, yeni doğanın kaderini söyle. İşte o bir insan." Tevbe suresi ayet 3. "Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da işleri idare ederek arşa yerleştirendir." Hud suresi ayet 7. "O arşı su üzerindeyken gökleri ve yeri 6 günde yarattı." Furkan suresi ayet 59. "Gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa yerleşen Rahman'dır." Saffat suresi ayet 11. "Ey Muhammed, Allah'a eş koşanlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa bizim yarattığımız gökleri yaratmak mı? Aslında biz kendilerini özlü çamurdan yaratmışızdır." Fussilet suresi ayet 9. "Ey Muhammed, size yeri 2 günde yaratanı mı inkar ediyorsunuz ve ona eş koşuyorsunuz?" Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. "Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin," dedi. İkisi de "isteyerek geldik," dediler. Allah bunun üzerine,
İki gün içinde 7 gök yarattı ve her göğün işini kendisine bildirdi. Yakın göğü ışıklarla donattık ve bozulmaktan koruduk. Sümerler'de tanrılar insanı kendi görünüşüyle yaratmışlardı. Aynı deyimi Tevrat'ta da buluyoruz. Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Bu iş esnasında bütün tanrıların annesi, yer tanrıçası, doğum tanrıçası ve bilgelik tanrısı olmak üzere 4 tanrı birlikte bulunuyorlar. Tevrat'ta Allah yerin toprağından adamı yaptı ve onun yüzüne hayat nefesini üfledi ve adam yaşayan can oldu. Tevrat'ta insanın yaratılışı iki türlü anlatılmış. Allah yeri, göğü, yıldızları, bitkileri, hayvanları yarattıktan sonra dedi ki, suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım. O, yeryüzünde her şeye hakim olsun. Ve Allah, insanı kendi suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Diğer bir yerde, çünkü Allah, kendi suretinde adamı yaptı. Kur'an, Maide Suresi ayet 64. Yahudiler, Allah'ın eli sıkıdır, dediler. Dediklerinden ötürü elleri bağlansın, lanet olsun. Hayır, onun iki eli de açıktır. Nasıl dilerse sarf eder. Ali İmran ayet 115. Doğu da batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Sad suresi ayet 71. Rabbin meleklere demişti ki, ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp içine ruhumdan üfürdüğüm zaman derhal ona secdeye kapanın. Melekler toptan secde ettiler. Yalnız iblis secde etmedi. Zira o büyüklük tasladı. Kafirlerden oldu. Allah, ey iblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Böbürlendin mi? Yoksa yücelerden mi oldun? Dedi. İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın. Dedi. Diyanet yayınlarındaki bir hadiste ise, Muhammed, yüce Tanrı yarattıklarını yaratma işini bitirince sırt üstü uzandı. O sırada bir ayağını öbür ayağının üstüne koydu. Bunun benzerini yapmak hiç kimseye uygun değildir, demiş. Bu da Muhammed'in Allah'ı insan şeklinde algıladığını göstermektedir. Zaten birçok hadiste de Allah göklerde tahtında oturmuş, gözü, kulağı, eli, ayağı olan bir insan gibi tasavvur ediliyor. Hatta bazı ilk İslam bilim adamları onun vücudunu evvela etten kemikten oluşan bir varlık olarak düşünmüşler. Gelelim yaratılmanın devamına. Yaratılmanın 6. günü bitiyor. Tevrat'a göre Adem'le birlikte yaratılan kadının adı Lilit'tir. Bu kadın kendini Adem'le eşit görüp onun sözünü dinlememiş ve bir cine dönüşmüş. Erkeklere sataşmaya başlamış. Yakaladığı bir erkeği bırakmazmış. Özellikle ayın 7. günü erkekler için büyük tehlikeymiş. Lilit, Sümer aşk tanrıçası İnanna'nın ağacına yuva yapıp onu kestirmeyen bir cinin adı. Daha sonra ise Allah Adem'i topraktan, yeni karısını da kaburgasından yaratıyor. Görüldüğü gibi Tevrat'ta, insan yaratılışın 6. gününde erkek ve dişi olarak yaratıldığı halde, tekrar erkek çamurdan, kadın onun kaburgasından yaratılıyor. Kur'an'da insanın yaratılışı çeşitli surelerde değişik tarzda geçiyor. Müminun suresi, İnsanı süzme çamurdan yarattık. Rahman suresi, Allah insanı pişmiş çamura benzeyen balçıktan yarattı. Ali İmran suresi, Allah'ın nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Secde suresi, o ki yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Enam suresi, çünkü bizi çamurdan yaratan, ölüm zamanını takdir eden ancak O'dur. Haç suresi, ey insanlar, şunu bilin ki biz sizi topraktan, nutfeden, sonra pıhtılaşmış kandan, sonra hilkati belirsiz bir lokma et parçasından yarattık. Hicr suresi, andolsun ki biz insanı pişmiş kuru bir çamurdan, şekillenmiş cıvık bir balçıktan yarattık. Görüldüğü gibi her üç dinde de insan çamurdan yaratılmış. Fakat Sümer'de insanın yaratılma nedeni ve nasıl yaratıldığı ayrıntılı olarak anlatılıyor. Buna nazaran Tevrat ve Kur'an'da ayrıntısız olarak anlatılmış. Adem'in cennetten kovulması. Sümer'de Dilmun adında saf, temiz, parlak, tanrıların yaşadığı bir ülke var. Hastalık ve ölüm bilinmeyen yaşam ülkesi.
Fakat orada su yok. Su tanrısı güneş tanrısına yerden su çıkarıp orasını tatlı su ile doldurmasını söylüyor. Güneş tanrısı söyleneni yapıyor. Böylece Dilmun meyve bahçeleri, tarlalar ve çayırlar ile tanrıların bahçesi haline geliyor. Bu cennet bahçesinde yer tanrıçası 8 bitki yetiştiriyor. Bu ağaçlar meyvelenince bilgelik tanrısı Enki her birinden tadıyor. Buna yer tanrıçası çok kızıyor. Tanrıyı ölümle lanetleyerek ortadan yok oluyor. Bilgelik tanrısı çok ağır hastalanıyor. Diğer tanrılar büyük güçlüklerle yer tanrıçasını bularak bilgelik tanrısını iyi etmesi için yalvarıyorlar. Tanrıça, tanrının 8 bitkiye karşı hasta olan 8 organı için birer tanrı yaratıyor. İlginç olanı, yaratılan tanrılardan 5'i tanrıça. Bu, doktorlukta ilk uzmanlaşmayı da göstermesi bakımından önemli. Hasta olan organlardan biri kaburga. Onu iyi eden tanrıçanın adı, kaburganın hanımı anlamına gelen Ninti'dir. Bu kelimede Nin, hanım, Ti, kaburgadır. Ti'nin bir anlamı da hayattır. Eğer ikinci anlamıyla tercüme edersek, tanrıçanın adı, hayatın hanımı, ilk anlamıyla tercüme edersek, kaburganın hanımı oluyor. Bu hikaye Tevrat'ta da var. Şöyle, ve henüz yerde bir kır fidanı yoktu ve bir kır otu henüz bitmemişti. Çünkü Rab Allah yerin üzerine yağmur yağdırmamıştı ve toprağı işlemek için adamı yoktu. Ve yerden buğ yükseldi ve bütün toprağı suladı ve Rab Allah yerin toprağından adamı yaptı ve onun burnuna hayat nefesini üfledi ve adam yaşayan can oldu. Ve Allah şarka doğru Aden'de bir bahçe dikti ve adamı oraya koydu. Allah görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı ve bahçenin ortasına da hayat ağacını, iyilik ve kötülüğü bilme ağacını yerden bitirdi. Ve bahçeyi sulamak için Aden'den bir ırmak çıktı. Oradan bölünerek 4 kol oldu. Bunların ikisi Dicle ve Fırat'tır. Ve Allah baksın ve onu korusun diye adamı oraya koydu. Allah adama, bahçenin her ağacından ye, fakat iyilik, kötülük bilme ağacından yemeyeceksin, yersen ölürsün dedi. Ve adamı yalnız bırakmamak için bütün hayvanları topraktan yaptı. Onlara at koymak için adamı getirdi. Fakat adam yalnızdı. Allah adama derin bir uyku verdi. Onun kaburga kemiklerinden birini aldı. Ondan bir kadın yaptı ve onu adama getirdi. Ve adam dedi, şimdi bu benim kemiklerimden kemik ve etimden ettir. Ona Nisa denilecek. Bundan sonra yılanın kadını kandırarak yasak meyveyi yedirdiği ve bahçede olan Allah ile konuşmaları geliyor. Allah yılanı lanetliyor. Allah, Adem ve karısına giymeleri için kaftan yapıyor. Kadını ağrılı, çok çocuk yapması ve Adem'i de toprakla uğraşması ile cezalandırarak onları Aden bahçesinden kovuyor. Buraya kadar nedense karısının adı verilmemiş. Ancak biraz ilerlerde Havva olduğu ve Habil ile Kabil'i doğurduğu yazılı. Görüldüğü gibi Tevrat'ta yaratılışın 6. ve son gününde Allah insanı erkek ve dişi yaratmış olduğu halde Adem'i tekrar yerin toprağından, eşini de onun kaburgasından yaratıyor. Buna göre anlatılanlar Sümer hikayesinden alınmadır. Kur'an'da bu da çok yüzeysel ve çeşitli surelerde parça parça anlatılmış. Bakara suresi. Allah Adem'e her şeyin ismini öğretti. Ey Adem, eşyanın isimlerini meleklere anlat, dedi. Yine Bakara suresi. Ey Adem, eşin ve sen cennette kal. Orada olanlardan istediğiniz yerden bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz, dedik. Şeytan orada ikisini de ayarttı. Onları bulundukları yerden çıkarttı. Onlara, birbirinize düşman olarak inin. Yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz, dedik. Adem Rabbinden emirler aldı, onları yerine getirdi. Rabbi de bunun üzerine tövbesini kabul etti. Arap suresi. Ey Adem! Sen ve eşin cennette kalın. İstediğiniz yerden yiyin. Yalnızca şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Şeytansa ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı. Rabbinizin sizi bu ağaçtan men etmesi, melek olmanız veya burada temelli kalmanızı önlemek içindir. Doğrusu ben size öğüt verenlerdenim, diye ikisine de yemin etti. Böylece onların yanılmasını sağladı. Ağaçtan meyve tattıklarında kendilerinin ayıp yerlerini gördüler.
Cennet yapraklarından onları örtmeye koyuldular. Rabbi onlara, ben sizi o ağaçtan men etmemiş miydim? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim? Diye seslendi. Her ikisi, Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz kaybedenlerden oluruz, dediler. Birbirinize düşman olarak inin. Siz yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz. Orada yaşar, orada ölürsünüz, orada dirilirsiniz, dedi. Taha Suresi. Andolsun ki biz daha önce Adem'e ahit vermiştik. Fakat unuttu. Onu azimli bulmadık. Meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde etmiş, o çekinmişti. Ey Adem! Doğrusu bu senin eşinin düşmanıdır. Sakın cennetten çıkarmasın. Yoksa bedbaht olursun. Doğrusu cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Orada ne susarsın ne de güneşin sıcağında kalırsın, dedik. Ama şeytan ona vesvese verip, ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve sana çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi, dedi. Bunun üzerine ikisi de o ağacın meyvesinden yedi. Ayıp yerleri görünüverdi. Cennet yapraklarıyla örtmeye koyuldular. Adem Rabbine baş kaldırdı. Rabbi yine de onu seçip doğru yolu gösterdi. Görüldüğü gibi bu hikaye Sümer ve Tevrat'ta birbirine oldukça paralel. İkisinde de bir tanrı bahçesi, dikilmiş ağaçlar, bahçeden su çıkarılması, yasak meyvenin yenmesi, lanetlenme. Sümer'de kaburgayı iyi etmek için tanrıça yaratılıyor, adı kaburganın hanımı. Hikaye Tevrat'a geçerken kadın kaburgadan yaratılmış ve adı Sümer'deki kelimenin ikinci anlamı olan hayatın hanımı, İbranice karşılığı da Havva olmuştur. Kur'an'da cennet bahçelerine ait değişik surelerde çeşitli ayetler var. Yasak ağacın sonsuzluk ağacı olduğu yalnız Taha suresinin 20. ayetinde belirtilmiş. Cennetten yılan değil şeytan çıkartıyor. Ve ne Havva'nın adı ne de kaburganın yaratıldığı yazılı. Kamer suresi. Rabbine karşı durmaktan korkan kimseye iki cennet vardır. Bu iki cennet türlü ağaçlarla doludur. Bu cennetlerde akan iki kaynak vardır. Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. İkisinde de fışkıran iki su vardır. Saf suresi ayet 12. İşte o takdirde o sizin günahlarınızı bağışlar. Sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, adın cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Muhammed suresi ayet 15. Müttekilere vaat olunan cennetin durumu şöyledir. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere kuvvet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Bunlardan da öte Rablerinden bir bağışlama vardır. Cennetteki bu dört ırmak, Tevrat'ta geçen dört ırmak olmalı. Aynı dört ırmak Sümerlerde de geçiyor. Meryem suresi 61-62. Tövbe eden, iman eden ve iyi davranışlarda bulunanlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, yani çok merhametli Allah'ın kullarına gıyaben vaat ettiği Aden cennetlerine girecekler. Onun vaadi yerini bulacaktır. Sad suresi. Doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir gelecek vardır. Kapıları yalnız kendilerine açılmış Aden cennetleri vardır. İslam mitolojisinde Adem'in yaratılması ve cennetten kovulması daha değişik. Allah Cebrail, Mikail, Azrail, İsrafil adlı meleklerine 7 kat yerden 7 avuç toprak getirmelerini emretti. Fakat yeryüzü bu toprağı vermeye razı olmadı. Azrail toprağı zorla aldı. Allah bu toprak üzerine günlerce yağmur yağdırdı. Onu yumuşattı. Melekler yoğurdu ve Allah şekillendirdi. Adem 80 yıl şekilsiz toprak olarak 120 yılda ruhsuz olarak bekledi. Şekil ve renk kazandıktan sonra meleklere Adem'e secde etmesi emredildi. Bu emri yalnız şeytan dinlemedi. Bu yüzden cennetten kovuldu. Cennetteki iyiyi kötüden ayırmaya ölçü olan elma ağacından yemesi Adem'e yasak edilmişti. Cennetten kovulmasına kızan şeytan, yılan ile anlaşıp Adem ile Havva'yı yasak meyve yedirterek cennetten kovduruyor. Adem yaptığına pişman olarak yalvarıyor. Cebrail vasıtasıyla affedilip Mekke'de Arafat'a gönderiliyor. Orada Havva ile buluşuyor. Adem'e Mekke'yi yapması emrediliyor. Cebrail de haç merasimini öğretiyor. Ve böylece insan nesli türüyor.
Burada Havva'nın nasıl yaratıldığı bildirilmemiş. Görüldüğü gibi bu efsane ile Kur'an arasında oldukça büyük farklılık var. İlginç olan, insanın yaratılmasında Allah'a 4 melek yardımcı oluyor. Sümer'de de 4 önemli tanrı. Burada cennette bulunan elma ağacı. Bu ağaç Sümer efsanelerinde çok geçen, özellikle aşk tanrıçası ile ilgili bir ağaçtır. Kur'an'da bir defa bunun sonsuzluk ağacı olduğu yazılmış. Sümer'de yasak meyveyi, bilgelik tanrısı Enki'ye, iki yüzlü olan veziri Isimut veriyor. Bu işi Tevrat'ta yılan, Kur'an'da şeytan, az önceki İslam mitolojisine dayalı efsanede ise ikisi birden yapıyor. Burada Adem'in Allah tarafından affedilmesini Cebrail sağlıyor. Sümer'de tanrıların yalvarması ile ana tanrıça, bilgelik tanrısını iyi ediyor. Sümer'de bilgelik tanrısı Enki, insanlara diğer tanrılardan haber getiriyor. İslam'da aynı işi Cebrail yapıyor. Cebrail'in kudret sahibi olması, kemale eriştiricilik nitelikleri de bilgelik tanrısına uymaktadır. Adem ve Havva'nın çocukları Habil ve Kabil'in hikayesi. Tevrat'ta şöyle geçer. Ve Adem, karısı Havva'yı bildi ve gebe kalıp Kabil'i doğurdu. Ve yine kardeşi Habil'i doğurdu. Habil koyun çobanı oldu. Fakat Kabil çiftçi oldu. Ve Kabil günler geçtikten sonra toprağın semeresinden Rab'be takdime getirdi. Habil de sürüsünün ilk doğanlarından ve yağlarından getirdi. Ve Rab Habil'e ve onun takdimesine baktı. Fakat Kabil'e ve onun takdimesine bakmadı. Ve Kabil çok öfkelendi. Ve Rab Kabil'e dedi ki, ''Niçin öfkelendin ve suratını astın? Eğer iyi davranırsan o yükseltilmeyecek mi? Ve iyi davranmazsan günah kapıda pusuya yatmıştır. Ve onun isteği sensin. Fakat sen ona üstün ol.'' Ve Kabil kardeşi Habil'e söyledi. Ve vaki oldu ki, kırda oldukları zaman Kabil kardeşi Habil'e karşı kalktı ve onu öldürdü. Bu konu Kur'an'da yine çok kısa ve bu isimler yok. Maide suresi. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini oku. Hani bir kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. Ant olsun seni öldüreceğim dedi. Diğeri de ancak sakınanlardan kabul eder dedi. Ant olsun ki sen öldürmek için bana elini uzatsan, ben sana öldürmek için el uzatacak değilim. Ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki, sen hem benim günahımı, hem de kendi günahını yüklenip ateşe atılacaklardan olasın. Zalimlerin cezası budur, dedi. Nihayet nefsi, onu kardeşini öldürmeye itti de, onu öldürdü. Bu yüzden de kaybedenlerden oldu. Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazık bana! Şu karga gibi olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum? Dedi ve ettiğine yananlardan oldu. Sümer'de bu hikaye iki ayrı şekilde görülüyor. Birisinde çoban tanrısı Dumuzi ile çiftçi tanrısı Enkimdu, aşk tanrıçası İnanna'ya aşık olurlar. Her biri İnanna'ya kendi ürününü över ve sonuçta tanrıça İnanna, çoban tanrısı Dumuzi'nin ürünlerini beğenerek onunla evlenir. Enkimdu bu seçimi dostça kabul ederek onlarla arkadaş olur. Diğer bir hikaye de şöyle. Emeş yaz, Enten kış. Kış, hava tanrısı Enlil'e çeşitli hayvanları, yavrularını, yağ ve sütlerini getiriyor. Yazda ağaçlar, bitkiler ve değerli taşları getiriyor. Her ikisi de kendi getirdiklerinin daha değerli olduğunu söyleyerek tartışıyorlar. Bu kavgayı gören Tanrı, kışın getirdiklerini daha üstün buluyor. Yaz da bunu kabul ederek kışa boyun eğiyor. Sümerliler, sığır ve tahıl, kuş ve balık, ağaç ve kamış, gümüş ve bakır, kazma ve saban gibi varlıkları, her biri kendi özelliklerini ortaya koyarak tartışmışlardır. Bu tartışma tarzı, Orta Çağ'ın sonlarına doğru Avrupa halkı arasında yapılan tartışmaların ilk örnekleri sayılıyor. Suların kana çevrilmesi konusu. Tevrat. Rab Musa'ya dedi. Firavun'un yüreği inatçıdır. Kavmi salıvermek istemiyor. Sabahleyin nehrin kenarına çıkan Firavun'a git. Ona çölde bana ibadet etmeleri için kavmimi salıver diye İbranilerin Allah'ı beni sana gönderdi. Ben elimdeki değnekle ırmaktaki sulara vuracağım. Ve kana dönecekler. Musa, Rabbin dediğini yaptı. Değneğini ırmaktaki sulara vurdu.
Bütün sular kana döndü. Mısırlılar içecek su bulamadılar. Araf suresi. Bizi sihirlemek için ne mucize gösterirsen göster, sana inanmayacağız, dediler. Bunun üzerine su baskınını, çekirgeyi, güveyi, kurbağaları ve kanı birbirinden ayrı mucizeler olarak onlara musallat ettik. Yine de büyüklük taslayıp suçlu bir millet oldular. Bu olaylarda müşterek nokta, Tanrı'nın ülkede tek bir şahsa kızıp, yani Firavun'a kızıp, bütün insanlara felaket vermesi ve bunlardan birisinin de suların kana döndürülmesidir. Öyle ki halk kandan başka içecek bulamıyor. Sümer'de de aynı olay şöyle. Bir bahçe sahibi Tanrıça inanmaya tecavüz eder. Bunun üzerine kızan Tanrıça ülkeye çeşitli felaketler veriyor. Suların kana dönüşmesi, çekirgelerde bu felaketlerden bazıları. Tufan. Çok eski çağlarda insanları yok etmek amacıyla Tanrı tarafından büyük bir tufan yapıldığı hikayesinin yalnız ilk kitap Tevrat'ta yazılı olduğu biliniyordu. Fakat geçen yüzyıl içinde Ninive'de yapılan kazılarda çıkan Asur kralı Asurbanipal'ın kütüphanesi içindeki bir tablette aynı hikaye okununca büyük bir şaşkınlık yaşanmış ve bu inanç kökünden sarsılmıştı. Gılgamış destanının son kısmını oluşturan bu hikaye, ölümsüzlüğü arayan Gılgamış'a tufandan kurtulup tanrılar tarafından ölümsüzlük verilen Utnapishtim tarafından anlatılmıştı. Hikayeye göre kısaca insanlar öyle çoğalmışlar ki tanrılar onların gürültü ve şamatasından uyuyamaz olmuşlar. Bunun üzerine dört büyük tanrı bu insanları bir tufan ile yok etmeye karar veriyor. Bilgelik tanrısı Enki yarattıkları insanların ortadan kaldırılmasına çok üzülüyor. Ve Şurupbak şehrinde yaşayan Utnapishtim'in evinin duvarından seslenerek tanrıların bir tufan yapmaya karar verdiklerini bir gemi yapmasını söylüyor. Geminin tarifini veriyor. Adam söylendiği şekilde gemiyi 7 günde tamamlıyor. Gemi yapıldığı müddetçe çeşitli hayvanlar kesiliyor. Beyaz, kırmızı ve su katılmamış şaraplar nehir suyu gibi bol olarak içiliyor. Adeta yılbaşı törenlerine benzer şenlikle işler yapılıyor. Utnapishtim geminin içine ailesini, akrabalarını, sanatçıları, kırların evcil ve yaban hayvanlarını dolduruyor. Bu arada altın da almayı unutmuyor. Geminin kapısı kapanır kapanmaz şiddetli bir fırtına ile birlikte yağmur boşanıyor. Sular yalnız gökten boşalmakta kalmıyor. Yer tanrıları da yerden fışkırtıyor. Tufan öyle azgınlaşıyor ki onu yaptıran tanrılar bile korkuyor. Bu kıyamet 6 gün 6 gece sürdükten sonra 7. gün gemi Nisir Dağı'na oturuyor. 7 gün bekledikten sonra Utnapishtim bir güvercin salıyor dışarı. O konacak yer bulamadığı için geri dönüyor. Daha sonra bir kırlangıç gönderiyor. Fakat o da geri geliyor. Son olarak uçurduğu kuzgun geri dönmeyince dışarı çıkıyorlar. Utnapishtim dağın tepesine kurbanlarla içkiler sunuyor. Altlarında çeşitli ağaçların odunları yanan ocaklara 7 kazan konarak kurban etleri pişiriliyor. Onların tatlı kokusunu duyan tanrılar üşüşüyorlar. Tufanı yaptıran tanrı Enlil gelip gemiyi ve insanları görünce çok kızıyor. Kim kurtardı bunları diyor. Bilgelik tanrısı ona karşı çıkarak günah yapanı, kurallara karşı geleni cezalandır. Ama bu kadar ağır, ölümcül olma diye onu yatıştırıyor. Böylece Utnapishtim ve karısı ölümsüz bir yaşam ile nehrin ağzındaki tanrılar bahçesine yerleştiriliyorlar. Aynı olayın Tevrat'taki anlatılışı şöyle. Konu çok uzun olduğu için kısaltarak geçiyorum. İnsanlar fena ve bozulmuş olduklarından Rab onları yok etmeye karar veriyor. Nuh Allah'ı tanıyan, onunla birlikte giden biri. Rab ona insanları yok etmek için bir tufan yapacağını, kendisine bir gemi yapmasını söylüyor. Ve geminin nasıl yapılacağını, içine neler alacağını bildiriyor. Nuh söyleneni yerine getiriyor. Tufan başlıyor ve 40 gün sürüyor. Yeryüzünde her şey yok oluyor. Sular ancak 150 günde azalıyor. Gemi 7. ayda ve ayın 17. gününde Ararat Dağı'na oturuyor. Tekrar 40 gün bekliyor. Nuh sonra suların tamamıyla çekilip çekilmediğini anlamak için önce bir kuzgun salıyor dışarı. O geri gelince bekliyor. Bir güvercin uçuruyor. 3. defa gönderdiği güvercin dönmeyince karaya çıkıyorlar. Kurbanlar kesiyorlar. Rab hoş kokular duyunca artık tekrar tufan yapmamaya karar veriyor. Nuh ile konuşarak bir daha yeryüzünde tufan yapmayacağını ahdediyor. Nuh 950 yıl yaşadıktan sonra ölüyor.
kurtulan canlılardan ve Nuh'un oğullarından yeni insanlar ürüyor. Görüldüğü gibi bu hikayeler temelde birbirinin aynıdır. Tanrıların insanlara kızması ve tufana karar vermesi, gemi yapılması önerisi, geminin yapılması, canlıların içine alınması, tufanın olması, gemidekilerin kurtulması, kurbanlar, bunların kokusuna tanrı veya tanrıların gelişi. Kur'an'da bu olaylar yine çok yüzeysel. Ankebut suresindeki çeşitli ayetlerin çoğu Nuh'un kavmi ile olan inanç problemleri ile ilgili. Tufan kelimesi yalnız bir kere geçiyor. Tufan ile ilgili surelerde ayetler sırasıyla şöyle. Araf suresi. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize gelecek azaptan korkuyorum. Yunus suresi. Yine de onu yalanladılar. Biz hem onu hem de gemide onunla beraber bulunanları kurtardık. Ve onları halifeler kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılanların sonu nasıl oldu? Hud suresi. Nuh'a vahyolundu ki artık kavminden iman etmiş olanlardan başkası asla inanmayacak. Öyleyse onların işlemekte oldukları günahlardan üzülme. Bizim gözlerimiz önünde bildirdiğimiz gibi yemin yap ve zulmedenler hakkında bana söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaktır. Nuh yemin yaparken kavminden ileri gelenler her uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, eğer bizimle alay ediyorsanız iyi bilin ki siz nasıl alay ettiyseniz biz de sizinle alay edeceğiz. Nihayet emrimiz gelip sular kaynayınca Nuh'a dedik ki her cinsten birer çifti ve aleyhinde hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Pek az kimse onunla birlikte iman etmişti. Nuh dedi ki gemiye binin, onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın izniyledir. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onlarla birlikte yüzüp gidiyordu. Nuh gemiden uzakta bulunan oğluna, yavrucuğum bizimle beraber bin, kâfirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım dedi. Nuh, bugün Allah'tan başka koruyucu yoktur dedi. Aralarına dalga girdi. Oğlu da boğulanlara karıştı. Ey yer suyu tut, ey gök sen de suyu tut denildi. Su çekilip azaldı, iş bitti. Gemi cüdiye oturdu. Haksızlık yapan millet, Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Görüldüğü gibi hikaye, Kur'an-ı Kerim'de de bu şekilde. Bunlarda yalnız bir kez tufan kelimesi geçiyor. Geminin nasıl yapılacağı, tufanın ne kadar sürdüğü, gemiden nasıl çıktıkları, Nuh'un neden 950 yıl yaşadığı bildirilmemiş. Buna karşılık Tanrı'nın insanlara kızması, olayın bir kimseye bildirilmesi, gemi, gökten ve yerden suların taşması, geminin bir dağa yanaşması, bir kısım insanların kurtulması, uzun ömür, Sümerlilerden gelen izlerdir. Eyüp Peygamber Hikayesi. Dilimizden pek eksilmeyen, din kitaplarına girmiş Eyüp peygamberin sabrı hikayesinin de Sümerlerden kaynaklandığı ancak bu yüzyılın ikinci yarısından sonra anlaşılabilmiştir. Bu metnin yazıldığı tabletin bir kısmı Philadelphia Üniversitesi'nde, diğer kısmı İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde bulundu. Bunlar ayrı ayrı okunup birleştirilince 135 satıra ulaşan şiir tarzında yazılmış bir hikaye ortaya çıktı. Fakat parçaların birçok yeri kırık veya bozuk olduğundan metnin ancak bir kısmı elde edilebildi. Hikayenin ana fikri şöyle. İnsanın felaketlere uğradığı zaman, bunu yapan Tanrı'ya lanetler saçacağı yerde, onu yücelterek, ona yalvarıp yakararak, kalbini yumuşatıp, bu felaketlerden kurtulabileceğidir. Sümer'de yalvarılan Tanrı, insanın kendi Tanrısıdır. O, Tanrılar Meclisi'ne bu duaları götürerek iyi sonuç alıyor. Bu şiir evvela insanın Tanrısını övmesini, yüceltmesini, ağlayıp sızlamalarla kalbini yumuşatmasını öğüt vererek başlıyor. Ondan sonra adı verilmeyen bir adama, akraba ve arkadaşları tarafından yapılan fena davranışlar anlatılıyor. Adam başına gelen felaketlerden söz ediyor. Arkadaşlarının da kendi üzüntülerine katılmasını istiyor. Bundan sonra başına gelen bu hallerin kendi günahları yüzünden olabileceğini söyleyerek Tanrısına affetmesi için yalvarıyor. Şiir,
Tanrısının onu affettiğini bildiren bir kısımla son buluyor. İşte bu Sümer şiirinden bazı bölümler. Ben anlayışlı insandım. Şimdi bana kimse değer vermiyor. Doğru sözüm yalana döndü. Hilenin adamı beni güney rüzgarı gibi sardı. Ona iş yapmaya zorlandım. Bana saygı duymayan senin önünde beni utandırdı. Bana durmadan yeni üzüntüler verdin. Eve girdim, ruh ağır. Sokağa çıktım, kalp sıkıntılı. Cesur, dürüst çobanım bana kızdı. Düşmanca baktı. Düşmanı olmadığım çobanım bana fenalık aradı. Yoldaşım doğru bir söz söyleyemedi bana. Arkadaşım dürüst sözümü yalanladı. Hilenin adamı bana tuzak kurdu. Ve sen Tanrım, ona engel olmadın. Ben bilgin, neden genç cahiller içine sokuldum? Ben anlayışlı, neden bilgisizler arasında sayıldım? Her yerde yiyecek var. Şimdi benim aşım açlık. Herkese paylar verilirken benim payım üzüntü oldu. Tanrım, önünde durmak istiyorum. İniltili sözlerimi söylemek istiyorum. Acılarımı bildirmek istiyorum. Tanrım, gün ışıdı. Benim günüm karanlık. Gözyaşları, ağıt ve sıkıntı sardı beni. Gözyaşlarımdan başka bir seçeneğim yokmuş gibi üzüntü kapladı beni. Kötü kader eline aldı beni. Çalıyor yaşam soluğumu. Fena hastalıklar yakıyor bedenimi. Tanrım, beni var eden babam, yüzünü kaldır. Ne zamana kadar beni ihmal edecek, beni korumayacaksın? Ne kadar zaman beni rehbersiz bırakacaksın? Bir doğru söz söylüyor akıllı bilginler. Asla günahsız bir çocuk annesinden doğamaz. Günahsız bir genç en eski zamandan beri yoktu. Devamında ise mutlu sonuç şöyle. İnsanın tanrısı onun acı gözyaşlarına ve ağlamalarına kulak verdi. Genç adamın yalvarış ve yakarışları tanrısının kalbini yumuşattı. Söylediği doğru sözü tanrısı kabul etti. Adamın dua dolu tövbeli sözünü tanrısı duydu. Tanrısı fenalıklardan elini çekti. Kanatlarını geren hastalık cinlerini uzaklaştırdı. Adamın üzüntüleri sevince döndü. Tanrısı yanına koruyucu bir cin koydu. Ona müşfik bir melek verdi. Tevrat'ta bu hikaye birçok bilge dolu sözle süslenmiş. 1040 satırı kapsayan bir şiir haline gelmiş. Tevrat'ta hikayenin başında Rab, şeytana Eyüp'ün iyi bir kul olduğunu söylüyor. Şeytan da eğer onu fena duruma düşürürsem, bak sana nasıl lanet edecektir, diyor. Şeytan, Eyüp'ün vücudunu tabanından tepesine kadar çıbanlarla dolduruyor. Eyüp sesini çıkarmıyor. Karısı ona, bunu veren Allah'a lanet et, diyor. Eyüp de, Allah'ın iyiliğini nasıl kabul ediyorsak, kötülüğünü de öyle üstlenmeliyiz, karşılığını veriyor. Bundan sonra Eyüp başına gelen felaketleri, dünyaya gelmemesi gerektiğini, Allah'ın bunu haksız olarak kendine verdiğini şiir halinde anlatıyor. Arkadaşları ise Tanrı'nın haksız iş yapmayacağını, kendisinin bunu hak ettiğini söyleyerek Allah'ı savunuyorlar. Bundan sonra Allah ile Eyüp karşılıklı tartışıyor. Her ikisi de kendi yaptıkları iyi şeyleri sayıp döküyor. Sonunda Eyüp söylediklerine pişman olup tövbe ediyor. Allah da onun tövbesini kabul ederek sağlığına kavuşturuyor ve malını mülkünü iki katına çıkarıyor. Böylece Eyüp arkadaşlarının yanında saygınlığını kazanıyor. Görüldüğü gibi Sümer ve Tevrat metinleri konu olarak aynı. Tevrat'taki Sümer şiirinden en az 1000 yıl daha geç yazılmış. Daha derin ve kapsamlı şiirsel bir dil ve bilgi dolu sözlerle donatılmış. Sümer şiiri daha yalın. Her ikisinde de bu felaketlerin kendi günahları yüzünden ceza olarak verildiği söyleniyor. Yalnız Sümer inancına göre zaten her çocuk günahıyla doğuyor. Tevrat'ta bu belirtilmemiş. Kur'an'a gelince, bütün konularda olduğu gibi bu da çok yüzeysel. Ancak 4 sure içinde birkaç ayette bulunuyor. Enbiya suresi. Eyüp'e gelince, o Rabbine başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinden dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ve ona aile ifradını ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. Sat suresi. Kulumuz Eyüp'ü de an. Oh Rabbine nida etmiş ve doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve azap verdi diye seslenmişti. Ayağını yere vur. İşte yıkanacak, içilecek soğuk su. Bizden bir rahmet ve olgun akıl sahipleri için de bir ibret olmak üzere ona eline bir sap al. Onunla vur. Yeminini bozma. Gerçekten biz Eyüp'ü sabırlı bulmuştuk. O ne iyi bir kuldu. Daima Allah'a yönelirdi.
Konu çok kısa yazılmış olmasına rağmen şeytanın azap vermesi, sabır, Tanrı'ya yakarış, duanın kabul edilmesi, ödüllendirilme diğer kaynaklarla paralel. Tevrat araştırmacılarını yüzlerce yıldan beri meşgul eden ve nedenini bulamadıkları bir konu da yine Sümer metinlerinin çözülmesiyle açıklanabildi. O da Tevrat'ta bulunan Süleyman'ın Şarkılar Şarkısı bölümü. Açık saçık şiirlerden oluşan bu bölüm Tevrat'ta niçin bulunuyordu? Görünüşe göre onlar ne dinle ne de tarihle ilgiliydi. Bu şiirlerde bir seven bir de sevilen vardı. Bunu kilise papazları İsa'yı seven, kiliseyi sevilen, İbraniler ise Yahve'yi seven, İsrail'i sevilen olarak yorumlamışlardı. 19. yüzyılda ise bunların eski İsrail düğünlerinde yapılan tören ile ilgili olduğu söylendi. Bu yüzyılın ilk yarısından sonra özellikle İstanbul Arkeoloji Müzeleri arşivindeki Sümer edebi metinleri okunup çözülünce Süleyman'ın Şarkılar Şarkısı'ndaki şiirlere benzer şiirler bulundu. Yapılan incelemelerde bunların Sümerlilerin yeni yıl bayramlarında sazlar eşliğinde söylenen şarkılar ve ilahiler olduğu anlaşıldı. Sümer ekonomisi tarıma dayalı olduğundan onlar için tarımla ilgili konuların en önemlisi ülkelerinde bolluk ve bereketin olmasıydı. Bunun için onlar aşk tanrıçaları İnanna ile çoban tanrısı Dumuzi'yi evlendirirlerse onların verimlilik gücünü ve ölümsüzlüklerini paylaşacaklarına ve bu yolla ülkelerinde bolluk ve bereketi sağlayacaklarına inanmışlardı. Bu inanca uyarak Sümer şair ve ozanları onlarla ilgili uzun bir efsane yaratmışlar ve bunu yazıya geçirerek zamanımıza kadar ulaştırmışlardır. Bu hikayeyi kısaca özetleyelim. Aşk tanrıçası İnanna ile Dumuzi birçok zorluktan sonra evleniyorlar. Bu evlilikten sonra tanrıça yeraltı dünyasına gidiyor. Fakat orası gidip de dönülmeyen ülke. Kurala göre tanrıç olmasına rağmen yeryüzüne bırakılmıyor. Bilgelik tanrısı Enki'nin yardımı ile tanrıça kendi yerine birini göndermek üzere yeraltı yaratıkları ile dışarı çıkıyor. Tanrıça her gittiği yerde tanrı ve tanrıçaların kendisinin yokluğundan çuvallar giyerek yerlerde sürünerek yas tuttuklarını görüyor ve hiçbirini göndermeye kıyamıyor. Fakat kocasının bulunduğu şehre gelip onu karısının yokluğuna aldırmayarak keyifle tahta oturduğunu görünce büyük bir kızgınlıkla "Alın bunu!" diyerek cinlere emir veriyor. Daha sonra yaptığına pişman olan fakat kocasının cezasız kalmasını da istemeyen tanrıçanın yardımıyla Dumuzi'nin kız kardeşi rüya tanrıçası Geçtiyanla'nın kardeşi yerine yarım yıl yer altında kalması Tanrılar Meclisi'nde kabul ediliyor. Böylece Dumuzi kış aylarında yarım yıl yer altında kaldıktan sonra bahar zamanı dışarı çıkıp tekrar karısıyla birleşiyor. Bu birleşmeyi zamanın kralı ile bir baş rahibe evlenerek kutluyorlar. Bunun için büyük törenler yapılıyor. Artık yeni bir yıl başlamıştır. Ortalık uyanıyor, ağaçlar yeşilleniyor, hayvanlar çoğalıyor. İşte bu törenlerde okunmak üzere kralın ve rahibenin veya tanrının ve tanrıçanın ağzından birbirlerine karşılıklı söylenmeleri için aşk dolu, sevgi dolu, açık saçık şiirler yazılmış. Ve bunlar bestelenerek şarkı haline getirilmiş. Sümer bereket kültünü oluşturan bu törenler bugün kutsal evlenme törenleri olarak nitelendirilmiştir. Bu bereket kültünün İsa zamanına kadar hatta daha geç zamanlara kadar sürdüğü anlaşılıyor. İşte bu yüzden Tevrat'tan birçok dinle ilgili olmayan konu çıkarıldığı halde bu şiirler bırakılmış olmalı. Bu törenlerin Süleyman zamanında büyük bir ihtişamla devam ettiği şiirlerin ona ait olarak gösterilmesiyle kanıtlanabilir. Sümer ve Tevrat şiirlerindeki bazı bölümleri karşılaştıralım. Rahibe tarafından Kral Sushin'e söylenmek üzere yazılmış Sümer şiirinden bir bölüm. Güvey kalbimin sevgilisi, senin neşen hoştur bal tatlısı. Arslan, kalbimin sevgilisi, senin neşen hoştur bal tatlısı. Beni büyüledin, karşında titreyerek durayım. Senin tarafından yatak odasına götürüleyim. Beni büyüledin, karşında titreyerek durayım. Aslan, senin tarafından yatak odasına götürüleyim. Seni okşayayım. Yatak odasında bal dolu, senin güzelliğinle neşenelerim. Arslan, seni okşayayım. Tevrat'ta, beni kendi ağzının öpüşleriyle öpsün. Çünkü okşamaların şaraptan daha iyidir. Kokun ne güzel. Senin adın kabından dökülen ıtır gibidir. Bundan ötürü seni kızlar seviyor. Beni kendine çek. Biz senin ardınca koşarız. Kral beni iç odalarına götürdü.
Seninle biraz ferahlanıp seviniriz. Senin okşamalarını şaraptan ziyade anarız. Seni sevmekte onların hakkı var. Kaptın gönlümü, yavuklum. Gözlerinin bir bakışı ile, gerdanının tek zinciri ile gönlümü kaptın. Okşamaların ne güzel, kız kardeşim, yavuklum. Şaraptan ne kadar hoştur okşamaların. Itırın güzel kokusu da her çeşit baharattan. Ey yavuklum, bal damlatır dudakların. Ey Siyon kızları, çıkın, Kral Süleyman'ı taç ile görün. O taç ki onun düğün gününde ve yüreğinin sevinci gününde anası onun başına giydirmişti. Bu satırlar kutsal evlenme törenlerinin Kral Süleyman zamanında devam ettiğini gösteriyor. Tevrat'a göre Süleyman'ın her dinden 700 karısı varmış ve onların dinlerini de Süleyman sürdürürmüş. Yine Tevrat'ta sevgilim cevap verdi ve bana dedi, sevgilim, güzelim, kalk da gel. Çünkü işte kış geçti. Yağmurlar geçip gitti. Yerde çiçekler görünüyor. Terennüm vakti geldi. Bu satırlar da kutsal evlenme töreninin baharda yapıldığını anlatıyor. Yine Tevrat'ta bakışı seher gibi, ay gibi güzel, güneş gibi temiz. Sancak açmış ordu gibi korkunç. Bu kadın kim? Tevrat'ta geçen bu satırlar Sümer'deki Tanrıça İnanla'nın nitelikleriyle aynıdır. Yine Tevrat'ta kuru üzümle bana kuvvet verin. Elma ile beni canlandırın. Çünkü aşk hastasıyım ben. Sol eli başımın altında olsun. Sağı da beni kucaklasın. Sümerce'de buna paralel olan satırlar. Sevgilim, kalbimin adamı. Sağ elini vulvama koydun. Sol elin başımı okşadı. Ağzını ağzıma dayadın. Dudaklarımı başına bastırdın. Bunlar gibi birbirine paralel pek çok şiir var. Sümer aşk tanrıçası İnanla, Akatlarda İştar, İsrail'de Astarta, Yunanlılarda Afrodit, Romalılarda Venüs adı altında saygı görmüş ve varlığını sürdürmüştür. Bugün de İsa'nın annesi Meryem'e İnanla'ya ait nitelikler yakıştırılıyor. O da İnanla gibi göğün hakimesi, sosyal adaletin savunucusu, ezilenlerin koruyucusu sayılıyor. Bazı çevrelerde tanrıça seviyesine getirildiğinden, oğlundan daha çok ona değer verildiğinden, annelerin, savaşanların, üzüntü çeken ailelerin yardımı için ona dua ettiklerinden söz ediliyor. İsa'nın durumu da Sümer'deki Dumuzi'ye benziyor. Dumuzi'nin dövülerek, eziyet edilerek yer altına götürülüşü, tekrar yeryüzüne çıkışı, İsa'ya yapılanlar ve her yıl yeryüzüne çıktığı düşüncesi Dumuzi'nin serüvenini andırıyor. Dumuzi, takvimlerimizde Temmuz adı olarak sürüyor. Musevilerde de Tammuz şeklinde. Bu ayın 17'sinde İsrail kadınlarının oruç tutarak mabet kapısına gidip ağlamaları Dumuzi'nin yer altına götürülüşü dramını canlandırıyor. Ülkemizde Mayıs ayının başlarında kutlanan Hıdrellez şenlikleri bu kutsal evlenme törenlerinin bir devamıdır. Şenlik, Hızır ile İlyas peygamberin bir araya gelmesi nedeniyle yapılıyor. Ayrıca bugünlerin gecesinde yapılan bir niyetin olacağı iki yıldızın birleştiğinin görülmesine bağlıymış. Bunun için niyet yapanlar sabaha kadar bu olayı beklerlermiş. Bu kutsal evlenme törenlerinin izleri bir Çağatay şairi tarafından Hicri 950'de mesnevi şeklinde yeniden kaleme alınmış olan Bediü'l Cemal ve Seyfel Muluk hikayesinde bulunmuştur. Gönül Tekin bunu gayet başarılı anlatıyor. Bütün bunlardan anlaşılacağına göre Sümerlilerin kurdukları din ve yarattıkları zengin edebiyat Orta Doğu mitlerine büyük etki yapmış. Hatta dinlerinin temelini oluşturmuştur. Yalnız bu etki Sümerlilerden İsraillilere doğrudan doğruya olmamıştır. Çünkü İsrail'in tarih sahnesinde görülmeye başlamasından en az 1000 yıl önce Sümerliler varlıklarını yitirmişti. Öyleyse bu kültür onlara nasıl ulaştı? Bu ulaşmanın çeşitli yollarla olduğu bugün kanıtlanabiliyor. Sümer devletinin güçlü olduğu çağlarda sınırları doğuda Hindistan'a, batıda Akdeniz'e, hatta Kıbrıs'a, kuzeyde Orta Asya'nın batısına, güneyde Mısır ve Habeşistan'a kadar genişlemişti. Oralara giden asker ve tüccarlar, oralardan ticaret amacıyla gelen insanlar Sümer kültürüyle bir bağlantı kurdular. İsa'dan önce 2400 yıllarında İsrailliler gibi Sami bir ırktan olan Sargon adında biri Sümer'i ele geçirerek bir Akat krallığı kurdu. Onun ve ondan sonra gelen sülalesi zamanında Samiler Mezopotamya'dan Orta Doğu'ya kadar yayılmaya başlamış ve Akat dili de konuşulan dil haline gelmişti. Bir müddet sonra Sümerliler yeniden canlanarak bir Sümer devleti kurdular. O da oldukça kısa bir süre sonra parçalandı. Yine Sami bir halk olan Amoritler
Babil Krallığı adı altında bütün Sümer ülkesine egemen oldular. Bu geçiş devrinde Sümer okulları ve akademilerince Sümer dili ve yazısı en yüksek düzeye çıkarıldı. Buralarda Sümerlilerin yarattıkları dinsel ve edebi yapıtları birçok kopya halinde yazılarak diğer şehirlerdeki eğitim kurumlarına, kütüphanelere gönderildi. Ülkede gittikçe çoğalan Samiler Sümerciyi öğrenmek, Sümerliler de Akatçayı öğrenmek zorunda kaldıklarından okullarda her iki dilde de eğitim yapıldı. Babil Devleti kurulduktan sonra Sümerce halk dili olmaktan çıktı. Fakat Sümerlilerin eğitim tarzı, dinleri, efsaneleri ve edebi yapıtları Babil okullarında öğretilmeye devam etti. Sümerce, Orta Çağ'daki Latince, Eski Çağ'daki Yunanca gibi dinsel bir dil olarak hemen hemen İsa'nın doğumuna kadar sürdü. Babilliler Sümer tanrılarını adlarını değiştirerek kendilerine tanrı yaptılar. Bu tanrılara ait mabetler, dinsel törenler korundu, ilahiler, dualar Sümerce okundu. İsa'dan önce 1500 yıllarında Akatça ve Çivi yazısı Orta Doğu'da uluslararası bir dil ve yazı haline geldi. O ülkelerde en azından yazarların bu dili öğrenme zorunluluğu ortaya çıktı. Bu yüzden Sümer okulları ve programları oralarda uygulandı. Böylece Babillilerin Sümerlilerden aldıkları kültür, dilleri ve yazısı yoluyla o ülkelere yayıldı. Yahudilerin, Hristiyan ve Müslümanların atası olarak kabul edilen İbrahim peygamber ve ailesi, Tevrat'a göre Mezopotamya'da, Harran'da, Ur'da ve Kaldea'da yaşamış, oradan Filistin'e geçmiş ve oradan da diğer topraklara gitmiştir. İbrahim peygambere zulmettiği yazılı olan Nemrut da aynı şekilde Mezopotamya kralı olarak geçer. Son olarak Babil kralı Nabukadnezar'ın Filistin'i ele geçirip bütün Yahudi bilginlerini Babil'e sürgün götürmesi, bu bilginlere Babil kütüphanelerini inceleme olanağı verdi. Görüldüğü gibi Sümer dini ve edebiyatı İsraillilere çeşitli çağlar ve yollardan ulaşmıştır. 12. yüzyılda yaşayan Yahudi otoritesi Eban Ezra ve 16. yüzyılda yaşayan Yahudi filozofu Spinoza, Tevrat'ın özellikle Musa tarafından yazıldığına inanılan ilk 5 kitabın Musa tarafından yazılmadığını, ancak Babil tutsaklığından sonra yazılmış olduğunu söylemişlerdir. Bu çalışmamızda din kitaplarına Sümerlilerden geldiğini açıklamaya çalıştığımız konular hakkındaki bilgilerimizi yine onların icat ettiği yazıya ve yazı malzemesi olarak kullandıkları killere borçluyuz. Onlar bozulan veya eriyen bir nesne üzerine yazmış olsalardı, bunların hepsi çözülemeyen bir sır olarak kalacaktı. Sümer tabletlerinde, Tevrat'ta, İslam hadislerinde ve Kumran metinlerinde aynı söylence. İbrahim peygamber karısı Saray'ı neden Firavun'a sundu? Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki kökeni adlı kitabımı hazırlarken, Tevrat'ın tekvin bölümünün büyük kısmını kapsayan, Musevilerin, Hristiyanların ve Müslümanların ata saydıkları İbrahim peygamber ile ailesinin öyküsü beni bir hayli ilgilendirmişti. Yaptığım araştırmalarda, arkeolojik buluntularda, çivi yazılı belgelerde, Mısır yazıtlarında, Ugait metinlerinde, Kumran kitabelerinde anlaşılmayan bazı yerlerin açıklandığını gördüm. Bunları bir kitap halinde toplayıp meraklılara, araştırıcılara sunmaya karar verdim. Kitap tamamlandı ve İbrahim peygamber Sümer belgelerine ve arkeolojik buluntulara göre adı altında yayımlandı. Çalışmalarım arasında şimdiye kadar anlaşılamayan bazı konuların açıklamalarını bulmam beni mutlu etti. Bunlardan biri Mısır'da İbrahim peygamberin karısını Firavun'a sunması konusu oldu. Bu olay Tevrat araştırıcılarını yüzyıllar boyu düşündürmüş durmuş. Neden bir peygamber karısı için iki kez kız kardeşim diye yalan söylüyor? Neden Mısır'da onu Firavun'a sunuyor? Neden Tanrı tarafından İbrahim cezalandırılacağı yerde Firavun cezalandırılıyor? Neden Firavun İbrahim'e cariye, hayvan, altın, gümüşle birlikte karısını geri veriyor? Bu gibi soruların yanıtları bir türlü bulunamamış. Yaptığım araştırmada bu hikayenin de Sümer'e dayandığını görünce pek de hayrete düşmedim doğrusu. Kumran kitabelerinde bu öykünün bereket kültünü oluşturan kutsal evlenme efsanesinden çeşitli motifleri olduğunu gördüm. İsrail'i yazarlar Babil tutsaklığından dönüşlerinde orada duydukları, okudukları Sümer efsanelerinden kalanları toplayarak yeni efsaneler üretmişler. Bunlardan birinin de İbrahim peygamber için uydurulan bu garip serüven olduğu anlaşılıyor.
İslam yazarları da bundan kendilerine göre bir veya birkaç hadis geliştirmişler. Bu öykünün Tevrat'taki, İslam hadislerindeki ve Kumran kitabelerindeki metniyle bunlara kaynak olan Sümer kutsal evlenme efsaneleri özetini veriyorum. Okuyucu bu metinleri önce kendisi karşılaştırsın. Sonra benim haklı olup olmadığıma karar versin. Tevrat. Ve memlekette kıtlık oldu. Ve İbrahim orada misafir olmak üzere Mısır'a gitti. Çünkü memlekette kıtlık vardı. Ve vaki oldu ki Mısır'a girmesi yaklaştığı zaman karısı Saray'a dedi. İşte biliyorum ki sen görünüşü güzel bir kadınsın. Ve olur ki Mısırlılar seni görünce bu onun karısıdır derler ve beni öldürürler. Fakat seni sağ bırakırlar. Senin yüzünden bana karşı iyi davranılsın ve senin sebebinle canım yaşasın diye onun kız kardeşiyim de. Ve vaki oldu ki İbrahim Mısır'a girdiği zaman Mısırlılar kadının çok güzel olduğunu gördüler. Ve Firavun'un emirleri de onu gördü. Onu Firavun'a methettiler. Ve kadın Firavun'un sarayına alındı. Ve onun yüzünden İbrahim'e karşı iyi davranıldı. Ve İbrahim'in sığırları, eşekleri, köleleri, cariyeleri, dişi eşekleri ve develeri oldu. Ve Rab, İbrahim'in karısı Sara'dan dolayı Firavun'u ve onun sarayını büyük vuruşlarla vurdu. Ve Firavun, İbrahim'i çağırıp dedi ki, ''Bana bu yaptığın nedir? Onun senin karın olduğunu niçin bana bildirmedin? Niçin bu benim kız kardeşimdir?'' dedi. ''Ben de onu karı olarak aldım. Ve şimdi işte karın, al ve git.'' Ve onların hakkında Firavun adamlara emretti. Ve onu ve karısını ve kendisine ait olan her şeyi gönderdiler. İslam hadislerinde İbrahim Firavun olayı. Ebu Hureyre'nin Muhammed'den aktararak anlattığı Sara'nın Firavun'a veriliş hikayesi. İbrahim Sara ile sefer etmiş, onunla bir şehre gelmişti. Orada bir melik hükümran idi. Bu zalime, İbrahim en güzel kadınlardan bir kadınla şehre dahil oldu diye bildirildi. Melik kendisine, ''Ya İbrahim, yanındaki kadın neydi?'' diye haber gönderdi. İbrahim, ''Kız kardeşindir.'' diye cevap verdi. Sonra İbrahim dönüp Sara'nın yanına geldi. ''Ve sözümü tekzip etme. Ben bunlara senin için kız kardeşimdir.'' dedim. ''Allah'a yemin ederim ki yeryüzünde benden, senden başka iman eden hiçbir kişi yoktur.'' buyurdu. Ve Sara'yı Melik'e gönderdi. Melik Sara'yı kıyam etti. Sara da hemen abdest alıp namaza durdu. Ve ''Ya Rab, ben sana ve senin peygamberine iman ettimse, ben kadınlığımı zevcimden başkasına karşı ebedi muhafaza eyledimse, benim üzerime şu kafiri musallat etme.'' diye dua etti. Melik'in derhal nefesi boğuldu. Horlamaya, hatta ayağıyla yere vurup tepinmeye başladı. Bu olay birkaç kere tekrarlanınca, Melik sarayındaki yardımcısına, ''Siz bana muhakkak bir şeytan göndermişsiniz. Bu kadını İbrahim'e geri verin. Hacer'i de Sara'ya verin dedi. Mütakiben Sara İbrahim'e dönüp geldi ve ona anladın mı zevcim? Allah kafiri tezdil etti. Bir cariyeyi de bize hizmetçi verdi dedi. Sara bu kez kral Horkanos'la. Aşağıda İsa'dan önce 50 ve İsa'dan sonra 50 yıllarına ait Ölü Deniz yakınında Kumran mağaralarında bulunan yazma eserlerde Sara'nın hikayesi. Onun yüzüne bakınca ne kadar güzel, başındaki saçlar ne ince, gözleri ne kadar güzel, burnu ne hoş. Bütün ışıltılar onun yüzünde. Göğsü nasıl güzel, beyazlığı ne sevimli, kollarının görünüşü ne biçimli. Elleri ne kadar uygun, avuçları ne hoş, bacakları uzun ve ince. Bacakları ne güzel, kalçaları kusursuz. Bütün kızların ve gelinlerin hiçbiri onun kadar güzel değil. Ve o hepsinin üstünde çok akıllı bir kadın. Ve kral Horkanos'un ve onun iki arkadaşı bu sözlerini duydu. Üçü de tek bir adam gibi konuşuyorlardı. Kral onu çok görmek istedi. Onu getirmeleri için adam gönderdi. Onun güzelliğine hayran kaldı. Ve onu karılığa aldı. Ve beni öldürmek istedi. Sara krala, o benim erkek kardeşimdir dedi. Ben İbrahim'i kurtardım, onu öldürtmedim. İbrahim, bu benim için iyiydi. Böyle söylemesi bana uygun geldi. Ve ben İbrahim, Sara'nın benden zorla alındığı gece büyük bir acı ve üzüntüyle ağlarken kardeşinin oğlu Lut da benimle ağladı. Önce büyük bir üzüntüyle gözlerimden yaşlar akarak dua ettim. Bütün dünyanın efendisi sen, en yüce Tanrı, bütün kralların,
bütün beylerin efendisi ve onları yargılayan sen, kutsal, dinle şimdi. Mısır firavunu Zoan, benim karımı elimden aldığı için önünde ağlıyorum. Onu benim için yargıla. Senin güçlü elini onun ve evindekilerin üzerine indir. Ve bu gece karımla beraber olmasın. İnsanlar senin yeryüzü krallarının efendisi olduğunu bilsinler. Ve ben ağlıyorum. Acı içindeyim. O gece Yüce Tanrı ona ve evine bulaşıcı bir hastalık getiren bir rüzgar gönderdi. Ve rüzgar çok fenaydı. Kralı ve bütün evini yakaladı. Ve 2 yıl kadının yanına yaklaşamadı. 2 yıl sonraya kadar bu hastalık daha güçlendi. Ve daha acıklı hal aldı. O, Mısır'ın bütün bilginlerini, sihirbazlarını, doktorlarını çağırdı. Fakat hiçbiri iyileştiremedi. Rüzgar onları da vurdu ve kaçırdı. Sonra Horkanos bana geldi ve kral için dua etmem, elini onun üzerine koyarak yaşatmam için bana yalvardı. Lut ona dedi ki, İbrahim benim amcamdır. Karısı Sara, kralla olduğundan kral için dua edemez. Git krala, karısını kocasına göndermesini söyle. O zaman o dua edecek, kral da yaşayacak. Horkanos, Lut'un söylediklerini duyunca krala giderek, kralın beyimin başına gelen bütün bu felaket, İbrahim'in karısı Sara'nın yüzünden. Sara'yı kocası İbrahim'e geri ver. Bütün bu bela başından gidecek ve sen yaşayacaksın, dedi. Kral bana, Sara'nın uğruna bana neler yaptın? Sen bana onun için kız kardeşim dedin. Onun için ben onu karı olarak aldım. Karını al, Mısır ülkesinden çıkıp git. Ve şimdi benim için dua et. Evimden ve benden bu felaket uzaklaşsın. Ben dua ettim. Elimi başıma koydum. Ve onun üzerinden bela ayrıldı, fena rüzgar gitti. Ve o yaşadı. Ve kral bana bunun bozulmayacağına yemin ettirdi. Kral bana ince keten elbiselikleri ve haceri verdi. Ve beni götürecek insanları da belirledi. Ve ben bol sırlar, gümüş ve altınla zengin oldum. Ve Mısır'dan ayrıldım. Kardeşimin oğlu Lut da benimleydi. Lut'un da büyük malları vardı. Ve oradan bir de karı aldı. İbrahim bu metinde Sara'yı neden kardeşi olarak söylediğini şöyle açıklıyor. Biz ülkemizden geçtik, Mısır ülkesine geldik. Ben İbrahim, Mısır'a girdiğimiz gece bir rüya gördüm. Bir sedir ağacı ile hurma ağacı vardı. Adamlar geldi. Sedir ağacını kesip kökünü çıkardılar. Fakat hurma ağacını bıraktılar. Hurma ağacı ağlayarak dedi ki, sediri kesmeyin. Hurma ağacının hatırına sedir ağacı kurtarıldı. O gece uykudan uyanınca Sara'ya, karım ben bir rüya gördüm ve bu rüyadan çok korktum. Ve o bana, rüyanı söyle bana bileyim dedi. Ona bu rüyayı söylemeye başladım. Bu rüyaya göre beni öldürmek için arayacaklar, seni bırakacaklar. Sara, beni götürürlerse senin için o benim kardeşim diyeyim. Ben senin için yaşayacağım. Ruhum seni kurtaracak. Ve Sara önce benim sözlerim için ağladı. Sümer'de kutsal evlenme. Sümer'de son derece güzel bir kadın olan aşk ve bereket tanrıçası İnanna, çoban tanrısı Dumuzi ile evlenir. Bir müddet sonra tanrıça, yeraltı tanrıçası olan kız kardeşini ziyarete gider. Fakat o, yer altından ancak kendi yerine birini koyduğu takdirde çıkabilecektir. Böyle birini bulmak için yeraltı yaratıklarıyla beraber yeryüzüne çıkarlar. Bütün tanrı ve tanrıçaların kendisinin yokluğundan dolayı büyük üzüntü içinde olduğunu gören tanrıça, kimseyi kendi yerine göndermeye kıyamaz. Kocası Dumuzi'nin bulunduğu yere geldiğinde onu, karısının yokluğunu aldırmadan, tahtında en güzel kıyafeti içinde görünce son derece kızar. Tanrıça ve yeraltı yaratıklarına, alın bunu götürün der. Onlar, Dumuzi'yi sürükleyerek götürürler. Dumuzi, tanrıçanın kardeşi Güneş Tanrısı'na kendisini kurtarması için yakarır. Güneş Tanrısı da onun ellerini, ayaklarını yılan gibi yaparak kaçmasını sağlar. Tanrı Dumuzi, kırlarda yatarken rüyasında yan yana duran iki kamıştan birinin çıkarıldığını görür. Bunu kız kardeşi, rüya yorumlayıcı tanrıçaya anlatır. O da kardeşine büyük bir üzüntüyle seni götürecekler, ben kalacağım diye yorumlar. Hakikaten Dumuzi tekrar yer altına götürülür. Bu kez kız kardeşinin onun yer altında kalmasına gönlü razı olmaz. Ve tanrılar meclisine giderek kardeşi yerine yarım yıl yer altında kendisini bırakmaları için yakarır. Dumuzi'nin karısı da yaptığına pişman olur. Fakat kocasının cezasız kalmasını istemediğinden bu isteği destekler ve tanrılar da bunu kabul eder. Böylece yer altında yarım yıl Dumuzi
yarım yılda kardeşi için kendini feda eden kız kardeşi kalır. Domuz yeryüzüne çıktığında yine karısıyla birleşiyor. Bununla yeni bir yıl başlıyor ve ülkeye hareket, bereket geliyor. Hayvanlar yavruluyor, bitkiler fışkırıyor, tahıllar büyüyor. Bu birleşmeyi Tanrı yerine ülkenin kralı, Tanrıça yerine bir rahibe geçerek büyük bir evlenme töreniyle simgeliyorlar. Günlerce şenlikler yapılıyor. Burada kral, tanrısal damat oluyor. Tevrat'ta bulunan hikayeyi özetleyecek olursak, İbrahim karısıyla Mısır'a gidiyor. Kadın çok güzel. İbrahim karısı güzel olduğu için kendisini öldürüp karısını alacaklar diye korkuyor. Ve bu nedenle onu kız kardeşi olarak tanıtıyor. Kadının güzelliğini duyan Mısır kralı onu karılığa alıyor. Fakat kralın sarayına hastalıklar giriyor. Bunun sebebinin İbrahim'in karısı olduğunu söylüyorlar krala. O da kadını geri veriyor. Onunla birlikte İbrahim'e bir cariye, hayvanlar, altın ve gümüşler vererek onları ülkelerine geri gönderiyor. İlginç olan, İbrahim ülkesine döndüğünde bulunduğu yerin kralı Abimelek'e de karısını kız kardeşi olarak tanıtması ve ona da karısını vermesi olayı var. Bu defa krala Tanrı rüyasında görünerek kadının İbrahim'in karısı olduğunu açıklıyor. Bunun üzerine kral kadını sürüler ve gümüşlerle birlikte geri veriyor. Kralın sarayında da ölümler bitiyor ve kadınlar doğurmaya başlıyor. Hem Mısır'a hem kendi yerine her iki tarafa da bereket geliyor. Kur'an'daki Sara. Bu hikaye Kur'an'a alınmamış. Herhalde iyi ahlaka uymadığı için olmalı. Yalnız bu değil, İbrahim ve ailesine ait Tevrat'ta bulunan zina, yalan, aldatma gibi ahlak dışı olaylara Kur'an'da yer verilmemiş. Fakat bütün bunlar peygamberin ağzından hadis olarak gelmişler. Verdiğimiz örnekte görüldüğü gibi ondan ne kralın ne de ülkenin adı var. İbrahim karısının kardeşi olduğunu söylüyor ama neden krala onu verdiğini bildirmiyor. Kadının hemen abdest alıp namaz kılması ve Allah'a kralla cinsel ilişkiye girmemesi için dua etmesi onun ne kadar Müslüman olduğunu göstermek için kadının duasını kabul eden Allah kralı yanına yanaştırmış. Acaba neden kadın krala gitmeden önce bu duayı yapmamış diye düşünüyor insan. Muhammed peygamberin kadınları şeytan olarak nitelemesi burada da görülüyor. Ayrıca kadının kral ile yatmamasını, onun ne kadar namuslu olduğunu vurgulayarak diğer kadınlara ders veriyor. Peki İbrahim'in yalan söylemesi ve karısını başka bir erkeğe bırakması onu da namussuz etmez mi? Bunun sonunda kral kadını bırakırken bir de hizmetçi vermiş. Ama İslam hadislerinde diğer verdikleri yok. Burada yalancılık, bencillikle suçladığımız İbrahim peygamberin hiç de öyle günahkar olmadığını Ölü Deniz yazıtları bize açıkladı. Ölü Deniz yazıtları iki bölümden oluşuyor. İlk kısımda Sara'nın güzelliği ve güzelliği duyan kralın kadını zorla saraya götürdüğü anlatılıyor. İbrahim Tanrı'ya karısını kurtarması için dualarla yakarıyor. Tanrı da Sara'ya hastalık salgını veriyor. Kral bunun nedenini öğrenince İbrahim'e hem karısını bir cariye ile birlikte geri veriyor hem de keten elbiseler, sığırlar, altın ve gümüşlerle onu zengin ediyor. İkinci bölümde İbrahim, Sara'nın neden kendisini kocasının kardeşi olarak tanımladığını açıklıyor. Burada da rüyasında öldürüldüğünü gördüğünü söylüyor. İbrahim rüyasında yan yana duran sedir ve hurma ağacından sediri kesmeye kalktıklarını, hurma ağacının ağlaması ile sediri bıraktıklarını görüyor. Bunu karısına anlatıyor. Sara da ona, "Seni öldürecekler, beni bırakacaklar." diye yorumluyor. İşte bu rüya dolayısıyla Sara'nın kocasını kurtarmak için kardeşim dediği anlaşılıyor. Bu metinde İbrahim, yalanla karısını feda ederek canını kurtarmış, kralın kendisini bırakması için kadın dua etmemiş, İbrahim gözyaşları ve dualarla onu geri almış. Üç ayrı şekilde verilen bu hikayenin Sümer bereket kültü olan kutsal evlenme ile ilişkisine gelince şöyle bir karşılaştırma yapalım. Sara'nın avuçlarının içine kadar güzelliği anlatılıyor. Öyle bir güzellik ki ne kızlar ne de gelinler o güzelliğe ulaşamıyor. Sümer'de de bereketin, çoğalmanın ve aşkın tanrıçası İnanna'nın da erkekleri çıldırtacak kadar güzel bir kadın olduğu, avuçlarının çok güzel olduğu ve gelinlerin bile ona ulaşılamadığı anlatılıyor. İbrahim rüyasında iki ağaç görüyor. Birini çıkarıyorlar. Fakat diğer ağaç ağlayarak onu kurtarıyor. Tanrıçanın kocası Dumuzi de rüyasında iki kamıştan birinin çıkarıldığını görüyor. İbrahim'in rüyasını karısı yorumlayarak onun öldürüleceğini, kendisinin sağ kalacağını söylüyor.
Tanrı Dumuzi'nin rüyasını kız kardeşi yorumluyor ve Dumuzi'yi tekrar yer altına götüreceklerini, kendisinin sağ kalacağını büyük bir üzüntüyle anlatıyor. Sara kocasına kardeşim diyor ve onu ölümden kurtarmak için kendisini belirli bir süre için feda ediyor. Rüya tanrıçası da erkek kardeşi Dumuzi'yi yarım yıllık bir süre için kurtarmak üzere yer altına seve seve gidiyor. Kutsal evlenme töreninde tanrı yerine kral, tanrıça yerine bir baş rahibin evlenmesi, saygın bir kadın olan Sara'nın kral ile evlendirilmesiyle paralel kutsal evlenme sonunda Sümer ülkesine bereket geliyor. Hayvanlar çoğalıyor, tahıl büyüyor, halk zenginleşiyor. Sara ile kralın evlenmeleri son bulunca İbrahim, hatta yeğeni Lut da bol hayvan, giysi, altın ve gümüşe sahip oluyorlar. Görüldüğü gibi din kitaplarına tanrı sözü olarak gelen bu konu ile Sümer efsanesi arasında küçümsenemeyecek benzerlikler var. Sümer efsanesi İsa'dan önce 2000 yıllarında yazılmış. Halbuki Tevrat'ın tekvin kitabı İsa'dan önce 500-400 yılları arasında kaleme alınmış. Arada aşağı yukarı 1500 yıllık bir zaman var. Bu arada ağızdan ağıza gezen bu efsane, Mezopotamya'ya gelen yeni kültürlerin etkisinde de kalan efsaneden çeşitli motifler alınarak ondan yeni efsaneler üretilmiştir. İsrailliler de İbrahim'in hikayesini onunla dokumuşlar. Batı'da uygarlıkla ilgili her konunun başlangıcı Yunan'da gelir. Halbuki günümüzde yapılan araştırmalar bunun yanlış olduğunu, hepsinin kaynağının Sümerlilere dayandığını gösteriyor. Bana Sümer yolunu açarak bunları açığa çıkarma olanağını sağlayan ölümsüz atamı Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla anıyorum. Lut peygamber kızlarıyla neden yattı? Musevi, Hristiyan ve Müslümanların atası saydıkları İbrahim peygamber ile ilgili kitabı yazarken, Tevrat'ta nedenleri çözümlenemeyen bazı konulara açıklık getirme olanağı bulundu. Bunlardan biri de Tevrat'ta Lut peygamberin neden kızlarıyla yattığı ve onlardan çocuk edindiği konusuydu. Bir din kitabında nasıl bir baba kızlarıyla yatabilir ve onlardan çocuk edinebilirdi? Akıl alabilecek gibi değil. Fakat bunun eski inançlardan kalıntı olduğu, Tevrat'ın ilk bölümlerinin çok eski efsanelerin yazıya geçmiş şekilleri olabileceği açıklanıyor. Hakikaten Suriye'nin kuzeyinde çıkan ve M.Ö. 1500'lere tarihlenen çivi yazılı belgelerin okunması ile bunun Ken efsanelerine dayandığı anlaşıldı. Lut, İbrahim peygamberin Harun adlı kardeşinin oğlu. İbrahim, Harran'dan Filistin'e göçerken onu da birlikte götürüyor. Onlar Filistin'de bir süre kaldıktan sonra orada kıtlık başlıyor. Bu yüzden Mısır'a gidiyorlar. İbrahim'in karısı Sara, yaşlı olmasına rağmen sözde çok güzelmiş. İbrahim karısını alıp kendisini öldürürler korkusuyla onu kız kardeşi olarak tanıtıyor. Ve az önce de anlattığımız gibi korkusu gerçekleşiyor, karısını alıyorlar fakat sonuçta Firavun, Hacer adlı bir cariye ve pek çok hayvan ve gümüşle birlikte Sara'yı kocasına geri veriyor. Tabii ki Lut da çok zengin oluyor. Birlikte tekrar ülkelerine dönüyorlar. Hayvanların çok olması, çobanların geçimsizliği yüzünden ayrılıyorlar. Lut Erden Vadisi'ne, Sodom ve Gomorra şehirlerinin olduğu yere gidiyor. Buraları sulak, bağlık, bahçelikmiş. Rabb'ın bahçesine, Mısır diyarına benziyormuş. Yapılan arkeolojik araştırmalara göre, M.Ö. 2000'lerde bu bölgede yerleşik bir uygarlığın bulunduğu, fakat M.Ö. 1900 yıllarında birdenbire kasabaların altüst olduğu, halkın yeniden göçerliğe başladığı sonucu çıkarıldı. Belki de bir deprem veya bir volkan patlaması olmuş ve bu şehirler yıkılmış olabilir deniliyor. Eşcinselleri yola getirmek için. Tevrat'ın tekvin bölümünde İbrahim'e Rab, halkı eşcinsellik olan Sodom ve Gomorra şehirlerini yok edeceğini söylüyor. İbrahim de aralarında iyi insanların da olduğunu, neden hepsini öldürmeye kalktığını soruyor. Tanrı da ona 50 iyi kişi bulursa yapmayacağını söylüyor. Tanrı ile İbrahim pazarlığa başlıyorlar. Nihayet Tanrı 10 iyi kişi bulursan yapmam diyor. Bu arada 3 melek Lut'a, Sodom ve Gomorra'ya geliyorlar. Bunlar erkek güzeli melekler. O şehirdeki erkekler bunları duyunca hemen görmeye koşuyorlar. Ve Lut'tan onları istiyorlar. Lut çok korkuyor. Onların yerine hiç erkek görmemiş kızlarını vermek istiyorsa da laf anlatamıyor. Onun üzerine melekler, evindekileri ve aileni al, hemen bu gece şehirden çık. Fakat çıkarken kimse arkasına bakmasın diyorlar.
Kaçarken Lut'un karısı unutarak arkasına bakıyor ve bir tuz direği oluveriyor. Onlar ayrılır ayrılmaz Sodom ve Gomorra üzerine ateş ve kükürt yağıyor ve böylece bu şehirler yerle bir oluyor. Aynı konu Kur'an'da bir sıra izlemeden 6 sure içinde 46 ayette anlatılmış. Yalnız Sodom ve Gomorra şehirlerinden söz edilmiyor. Konuyu şöyle toparlayabiliriz. Eşcinsellik yapan bir halkı doğru yola getirmek için Allah Lut'u peygamber olarak gönderiyor. Lut bunları yola getiremiyor. Onlar İbrahim'e oğul müjdesi getiren erkek güzeli melekleri istiyorlar. Lut onların yerine kızlarını sunmak istiyor. Onu da kabul etmiyorlar. Lut onlara Allah'ın gücünü anlatmaya çalışıyorsa da göstersin gücünü bakalım diyorlar. Melekler Lut'a karısının dışında ailesini alıp şehirden çıkmasını, arkalarına bakmamalarını söylüyor. Onlar şehirden çıkar çıkmaz Allah sert taş ve yağmur yağdırarak ülkelerini alt üst ediyor. İlginç olanı Lut'un karısı Tevrat'a göre arkasına baktığı için tuz direği oluyor. Tanrı Kur'an'da bir ayette arkalarına bakmamalarını yazarken diğerinde Lut'a karısını beraberinde almamalarını söylüyor. Bu Tevrat'taki hikayenin Kur'an'a yarım yamalak alındığını gösteriyor. Araf suresi 80 ve 81. ayetlerde de Lut kavminden daha önce hiçbir yerde eşcinsellik yapılmadığı bildiriliyor. Halbuki onlardan çok önce Sümer mabetlerinde eşcinsellik doğaldı. Orada kadınlar erkek, erkekler kadın kıyafetleriyle dolaşıyorlar. Bunu da bir tanrı görevi olarak yapıyorlar. İslam yazarları Lut'un bulunduğu şehrin Allah tarafından cezalandırılmasını şöyle anlatmış. Cebrail kanatlarından birini ülkenin altına koyup yükseltmeye başlamış. Öyle ki yeryüzündeki eşeklerin anırmasını, horozların ötmesini gök halkı istiyormuş. Sonra onları birdenbire yere bırakıvermiş ve böylece ülke paramparça olarak altı üstüne gelmiş. Bu öyküde kartalın kanatları üzerinde göğe çıkan Sümer kralı Etena hikayesinden alıntıdır. Kızları Lut'tan hamile. Tevrat'ta bu felaket olduktan sonra Lut kızlarıyla giderken yolda bir mağara görüp geceyi orada geçirmek istiyor. Mağarada kızlar babalarına şarap içirip babalarının soyunu sürdürmek için onunla yatıyorlar. İki kız da babalarından hamile kalarak iki oğlan doğuruyor. Bunlardan birinin adını Muab koyuyorlar. O Muabların atası oluyor. Diğerinin adı Ben-Amun. O da Amonoğullarının atası sayılıyor. Bu konu Kur'an'da yok. Bu öykü bir din kitabına nasıl girmiş? Tevrat'ta Nuh kendisini çıplak gören oğlunu lanetlerken baba kızlarıyla nasıl yatar? Daha önce sözünü ettiğimiz gibi bunu bize bir Kenan efsanesi açıklıyor. Ona göre Kenan tanrısı El iki kadın yaratıyor. Bunlar aynı zamanda onun kızları da. Görünüşe göre El'in cinsel gücü yok. Onu güçlendirmek için bir kuş vurup kızartıyor. Bundan sonra El bu iki kadına yatıyor ve anlaşılan cinsel gücünü uyandırmaya çalışıyor. Bunu anlatan satırlar şöyle. El onların dudaklarını öptü. Dudakları tatlı nar gibiydi. Öpmekten usandı. Onları kucakladı. Kucaklamaktan çiftleşti ve kadınlar gün doğumu ve batısını doğurdu. El tekrar bir kızla yatıyor. Bu kez doğanların bir dudağı gökte, bir dudağı yerdeymiş. Öyle ki ağızlarına göğün kuşları, denizin balıkları girecek gibi. Bu bölüm Tevrat'ın ilk kısmında söz edilen dev adamları anımsatıyor. Görüldüğü gibi din kitaplarına çeşitli kültürlerden alınan efsaneler değişik şekillerde girmiş. Biraz değişik olmakla beraber Sümer belgelerinde de kızlarıyla yatan bir tanrı efsanesi bulunuyor. Bundan önce Sümer cenneti Dilmun'dan söz ediliyor. Dilmun öyle bir yer ki orada ne bir kurt kuzuyu kapıyor, ne gözü ağrıyan gözüm ağrıyor, ne başı ağrıyan başım ağrıyor diyor. Şarkıcılar ağıt yapmıyor. Yas tutmak nedir bilinmiyor. Yaşlı kadın ve erkekler biz yaşlıyız demiyor. Burası tanrıların yaşadığı huzurlu ve kutsal bir yer. Tanrıların bu cennetinde bir gün yer tanrıçası ana tanrıça Nintu, diğer adı Ninhursag, bilgelik tanrısı Enki ile yatıyor ve gebe kalıyor. Onun her ayı bir gün olarak 9 günde Nimnu adlı tanrıçayı doğuruyor. Bu kız büyüyünce babası olan Enki onunla yatıyor. O da annesi gibi gebe kalarak 9 ay yerine 9 günde Ninkarra adlı tanrıçayı doğuruyor. Baba Enki bu doğan kızı da gebe bırakmakta gecikmiyor.
O da 9 günde Ut adlı tanrıçayı doğuruyor. Kız büyüyor. Bu kez ana tanrıça kıza, Enki onunla yatmak isterse kendisinden elma, salatalık, üzüm istemesini söylüyor. Kız istenileni yapıyor. Enki de bahçıvanla çalışarak hepsini bulup getiriyor. Kız getirilenleri aldıktan sonra Enki ile yatıyor. Ana tanrıça hemen kızın döl yatağına konan tohumları alıyor ve onları bahçesine ekiyor. Bu tohumlardan bahçede 8 türlü bitki yetişiyor. İşte hikayenin Sümer efsanesindeki bölümü de böyle.